Sen... Değerli konuklar, Akdeniz Üniversitesi İstatistik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen 2022-2023 döneminin ilk webinari, ayrıca webinar serimizin de 27.si olan İnsanca İstatistiksel ve Makine Öğrenmesi üçgeni webinarine hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü webinarimizde ben öğretim görevlisi Doktor Ebru Kaya Başar, değerli çalışma arkadaşları öğretim görevlisi Doktor Deniz Özel ve Merve Ayvalı moderatörlükte. Sayın hocamız Profesör Doktor Çağdaş Hakan Aladağ'ın kıymetli bilgilerini biliyor olacağız, bizimle paylaşıyor olacak hocamız. Bilimin birleştirici merkezi olma vizyonu ile farklı branşlardan bilgi ve deneyim paylaşımlarına alan açarak araştırma kültürüne katkı sağlama hedefinde olan merkezimiz bugün yine ilgi çekici bir konu ile karşınızda. Öncelikle hocamızın özgeçmişinden kısaca bahsetmek istiyorum. Profesör Doktor Çağdaş Hakan Aladağ Ankara'da doğdu. Sürekli bir akademik katılımla şu anda Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik Bölümü Yöneylem Araştırma Bölümünde tam zamanlı profesör ve Fen Fakültesi Dekan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. 2014-2015 yılları arasında Toronto Üniversitesi Makine ve Endüstri Mühendisliği Bölümünde misafir öğretim üyesi olarak çalışmalarda bulunmuş. Aladağ Yöneylem Araştırması, Veri Bilimi, Bilgisayar Programlama, Zeki Optimizasyon Teknikleri, Makine Öğrenme, Esnek Hesaplama Yöntemleri ve Tam Sayılı Programlama derslerini vermektedir. Temel ilgi alanları veri bilimi, makine öğrenimi, zaman serisi tahmini, yapay sinir ağları, bulanık zaman serileri, sezgisel algoritmalar ve ileri istatistiksel yaklaşımlardır. Hocamız makine öğrenimi, istatistiksel öğrenme ve zaman serisi tahminine özel önem veren esnek hesaplama yöntemlerinde uzmandır. Hakemli dergi makaleleri, hakemli konferans bildirileri, kitap bölümleri, kitaplar dahil olmak üzere 200'ün üzerinde uluslararası yayını mevcuttur ve çalışmaları H-Index değeri 23 olarak 1500'den fazla atıf almıştır. Ayrıca 100'ü aşkın birçok uluslararası konferans sunumu bulunmaktadır. Aladağ literatürde farklı uygulama alanlarından farklı tahmin problemlerini çözmek için sezgisel algoritmalara, hesaplama yöntemlerine ve bulanık mantığa dayalı çeşitli ileri düzey tahmin yöntemlerini önermiştir. Farklı uluslararası konferanslarda bilimsel komite üyesi olarak görev yapmış ve birçok uluslararası dergi ve konferans için hakemliği yapmaktadır. Ayrıca uluslararası dergilerin editör kurulu üyesidir. Bazı uluslararası saygın dergilerin editörlüğünü yürütmüştür. Ayrıca Bulanık Sistemler Derneği, Hacettepe Üniversitesi Hayat Boyu Öğrenme Merkezi ve Hacettepe Üniversitesi Trafik ve Yol Güvenliği Eğitim ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu üyeliği görevlerinde bulunmuştur. Aladağ'ın ayrıca The International Institute of Forecasters, European Neural Network Society, Türkiye İstatistik Kurumu ve Yöneylem Araştırmaları Derneği gibi çeşitli derneklerinde üyeliği bulunmaktadır. Ben merkezimizi tanımayanlar için kısaca merkezimizden bahsedecek olursam, merkezimiz 2017 yılında istatistik danışma birimi olarak hizmet vermeye başlamıştı. 2018 sonlarında Akiduam ismiyle merkez haline gelmiştir. Hem kurum içi hem de kurum dışı sağlık bilimleri, fen bilimleri ve sosyal bilimlerdeki araştırmacılara istatistik danışmanlık ve eğitim hizmeti sunmaktadır. Danışmanlık ve eğitimler hakkında detaylı bilgi almak isteyen katılımcılarımız İDB Akdeniz TR adresine ulaşabilirler. Webinarlarımızı de 27.sini düzenliyoruz. Bu 27 webinarımızın da vermiş olduğumuz webinarları da Akiduam'ın YouTube kanalından ulaşabilirsiniz. Webinarımızın verimli geçmesi açısından belirlediğimiz bazı kuralları hatırlatmak isterim. Webinarın video kaydı yapılacak ve daha sonra YouTube ve stream ortamında paylaşılacaktır. Sorularınızı aklınıza geldiği anda mesaj bölümüne yazabilirsiniz. Mikrofonu yalnızca soru cevap bölümünde el kaldırma butonunu tıkladıktan sonra moderatör onay verdiği zaman açmanızı rica ediyoruz. Aynı ortamda toplantıya katılanların ortamda yalnızca bir cihazın hoparlörü açık olduğundan ve mikrofonların kapalı olduğundan emin olmasını rica ediyoruz. Toplantı için belirlediğimiz süreyi aşmamak adına yanıtlanamayan sorular için şimdiden özür diliyoruz. Katılımınız için teşekkür ederiz ve şimdi sözü değerli hocamız
Profesör Doktor Çağdaş Hakan Aladağ'a vermek istiyorum. Buyurun hocam. Hocam çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bu güzel giriş için çok teşekkürler. Şimdi bir Teşekkür ekran ederim. paylaşımı yapayım müsaadenizle. Sanırım görünüyor değil mi şu an? Evet hocam, görünüyor. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle İstatistik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Akdeniz Üniversitesi'nin değerli hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Beni davet ettiler, sizlerle birlikte olma fırsatı verdiler. Gerçekleştirdikleri güzel işler için de ayrıca tebrik ediyorum kendilerini. Bugün insanca istatistiksel ve makine öğrenme üçgeninden dilim döndüğünce bahsetmeye çalışacağım. Birazcık bildiğiniz gibi hikayelerden bahsedeceğiz. Başlangıcımız 1818 yılı. Şurada Sakız Adası'nı görüyorsunuz Ege sularında. Çok güzel bir ada. Damla sakızı yetiştirdikleri için de Sakız Adası adını almış. En önemli geçim kaynaklarından bir tanesi. Gerçekten o yıllarda cennet gibi bir ada ve 1818'de bu adada, bu maviliğe, bu güzel maviliğe gözlerini açan bir oğlan çocuğu var. Ama henüz 3 yaşına geldiğinde 1821'de Rum denizcilerin burada Osmanlı'ya karşı çıkarttıkları bir ayaklanma söz konusu. Samos Adası'ndan buraya geliyorlar. Ve bu ayaklanma üzerine Osmanlı kuvvetleri adaya çıkartma yapıyor. Tabii bazı yanlış olaylar, kötü değerlendirmeler burada aslında ciddi bir katliam gerçekleşiyor. Nüfusu 100 binden fazla olan adanın nüfusunun yarısından fazlasını kaybettiğini ve bu sırada henüz 3 yaşında olan hikayemiz kahramanı da annesini babasını bu çarpışma sırasında kaybettiğini biliyoruz. Ardından 3 yaşındayken işte İstanbul'a getiriliyor. Yaklaşık 4 yaşı civarındayken köle pazarında köle olarak satılmak üzere İstanbul'da görüyoruz kendisini. Bu olayları anlatan, yani bu Sakız Katliamı ismiyle bu olayları anlatan bir tablo da ünlü ressam Eugène Delacroix tarafından 1824'te çizilmiş, tabloya aktarılmış, tuvale aktarılmış ve Louvre Müzesi'nde halen sergilenmekte bu önemli tablo. Bu 4 yaşındaki bir oğlan çocuğunu İstanbul'a gelmiş, hayal ediniz, 3 yaşında öyle bir travma yaşamış ve pazardasınız, satılıyorsunuz köle olarak ve hayatı orada fotoğrafını gördüğünüz, o sırada Osmanlı'da kaptanı derya alan Koca Mehmet Hüsrev Paşa ile karşılaşmasıyla değişiyor. Çünkü Koca Mehmet Hüsrev Paşa da bir devşirme Osmanlı'da, yani aslında başka milletten olup daha sonra Osmanlı'da paşa unvanına çıkan kişilerden bir tanesi. Bunda hiç çocuğu olmadığı için ve kendi hayat hikayesine benzettiği için böyle çocukları küçük yaştan evlat edinen birisi. Aynı şekilde hikayemizin kahramanı da evlat ediniyor. 4 yaşındayken kendi çocuğu gibi onu büyütüyor. Ve bu çocuğa İbrahim Ethem adını veriyor. İbrahim Ethem 1830'da yani 12 yaşlarına geldiğinde şu kararı alıyor. Diyor ki Batı'ya gitsin, Avrupa'ya gitsin, Paris'e gitsin. İyi bir eğitim alsın. Ondan sonra gelip ülkesine, insanlığa hizmet etsin. Bunun üzerine Paris'e gidiyor. Daha 12 yaşındayken bu toprakların 3 arkadaşıyla beraber gidiyorlar, 4 kişi. Bu toprakların yurt dışına okuması için bursla gönderdiği ilk öğrenciler oluyorlar. Ve İbrahim Ethem orada işte önemli bir eğitim alıyor, yıllarca orada kalıyor ve Osmanlı'da paşalığa kadar yükseliyor. İbrahim Ethem Paşa diye biliniyor ve aslında bu toprakların da kendisi ilk jeoloji mühendisi. Hatta jeolojiye giriş kitabı işte Bilal Yurtoğlu tarafından hazırlanan, tekrar günümüz Türkçesiyle yayınla hazırlanan baskısına hala ulaşmanız mümkün. İbrahim Ethem Paşa çok önemli görevlerde bulunuyor. Burada birkaç yazmaya çalıştım. Ticaret, bayındırlık, dışişleri, adliye, eğitim ve içişleri nazırlığı yani bakanlığı yapıyor. Şurayı devleti yönetiyor. Osmanlı'nın Berlin ve Viyana elçiliğini üstleniyor. Ve imparatorluğun parlamenter sisteme geçtiği dönemde, adım attığı dönemde de sadrazamlık görevinde görüyoruz kendisini. Oldukça aydın, entelektüel bir insandan bahsediyoruz. Ve 1842 yılında bir oğlu dünyaya geliyor. Oğlu 18 yaşına geldiğinde buradaki fotoğrafında 18 yaşında görüyorsunuz İbrahim Ethem Paşa'nın oğlunu. Onu da aynı şekilde bu batıdaki ilmi öğrenmesi, entelektüeliteyi öğrenmesi için yine Paris'e gönderiyor hukuk eğitimi almak üzere. Yine tabii kendisinden önemli görevler beklenecek ileride. O yıllarda Paris'in bir resmini bulmaya çalıştım. Şöyle bir şeye ancak ulaşabildim. İşte 1860'lı yıllarda Paris'ten bir kare görüyorsunuz burada. Tabii ki Paris oldukça önemli, entelektüel bir birikime sahip.
Ve burada bu delikanlı büyümeye başlıyor, gelişiyor. İşte çeşitli eğitimler alıyor, hukuk fakültesine yazılıyor. Ancak hukuk fakültesinde bir gün bir derste yine böyle eski hukukla ilgili bir önemli bir Fransız profesör dersi anlatırken yavaş yavaş ders böyle dersin saniyeleri kurşun gibi adeta göğsüne işlemeye başlıyor. Çok sıkılıyor derste, çok bunalıyor ve hemen koşarak bahçeye çıkıyor ders biter bitmez. Ardından o okulun öğrencilerinin gittiği Paris'te güzel bir sokaktaki güzel bir kafeye oturuyor. Etrafında cıvıl cıvıl öğrenciler böyle her biri ayrı bir hikayeyi anlatıyor, konuşuyorlar. O masasında tek başına. Ardından garson yanına geliyor. Ne istiyorsunuz diye soruyor. Bir sipariş veriyor ve garson ona bu soruyu sormasından sonra kafasında bir soru canlanıyor. Gerçekten ben ne istiyorum? Yani buraya hukuk okumak için gönderildim ama ben hukuk okumak istiyor muyum? Bunu düşünürken 11 yaşlarında kafasında bir sahne canlanıyor. Tabii ki buradaki çocuk 11 yaşlarında değil. Ben temsili olarak bir fotoğraf bulmaya çalıştım. 11 yaşlarındayken o gün annesi onu özel olarak hazırlıyor. İşte saçlarını tarıyor, özel bir fes giydiriyor. Ne olduğunu merak ediyor çocuk. Baban diyor önemli bir arkadaşıyla gelecek ve senin bugün tablon yapılacak. Çok heyecanlanıyor. O heyecanı hatırlamaya başlıyor işte Paris'in o kafesinde. Ve ardından babasının yurt dışından gelen yine bir ressam arkadaşı kendisinin resmini yapıyor. Saatlerce bir çocuğu orada sabırsızca oturduğunu ve bir ressamın bir yandan tuvale, bir yandan çocuğa bakarak o fırçasını tuval üzerinde gezdirdiğini düşünün. O sırada çok heyecanlandığını hatırlıyor. Özellikle de resim bittikten sonra tabloda, o ressamın çizmiş olduğu tabloda kendisini görmek ona inanılmaz büyük heyecanlar ve çok büyük bir keyif, mutluluk veriyor. Bunu hatırladığında bu soruya net bir cevap veriyor. Ya ben resim yapmak istiyorum. Tuvalin önüne geçmek istiyorum. Tabii ben burada ressam olarak Velázquez'i kullandım ama hani bunlar hep canlandırma tabii ki. Aklımızda resmedebilmemiz için birazcık daha iyi. Ve daha sonra sanat galerilerini gezmeye başlıyor. İşte çeşitli müzeleri gezmeye başlıyor ve sanatla yakından ilgileniyor. Ve ardından bir sanat okulu buluyor. 200 yıllık geçmişi olan o sırada bir sanat okuluna girmeyi başarıyor. Ya yurt dışından gelen bir insan olarak o okula kabulünüz çok zor. O kadar uğraşıyor ki okula girmek için. Ama büyük bir resim tutkusu var ve o okula girmeyi başarıyor. O yıllarda en fazla vakit geçirdiği müzelerden bir tanesi Louvre Müzesi. Louvre Müzesi'nin 1860'lardaki halini görmektesiniz bu fotoğrafta. Louvre Müzesi'nin koridorlarında büyük zaman geçiyor. Bu resme sevdalı ressamımızın adı da Osman Hamdi Bey'dir. Aslında çok yakından tanıyoruz, eserlerini biliyoruz. Ve ben hep şunu düşünürüm Louvre Müzesi'nde hani dolaşmışça yıllarca. Orada Delacroix'ın resmini gördüğünde Sakız Adası katliamı, acaba o tablonun önünde durduğunda neler neler düşünmüştür? Dedesinin oradan çıkışı ve babasının hayat hikayesi. Evet, Osman Hamdi Bey şöyle kısaca bir hani başlıklarla verelim. 27 yaşındayken Paris'ten ülkesine geri dönüyor. 9 yıllık bir eğitimi var. Aynı yıl hemen Bağdat İli Yabancı İşler Müdürlüğü görevine atanıyor. Paris'te Batı'nın en önemli yerinde, merkezinde dünyayı, Batı medeniyetini tanırken Osmanlı'nın en doğu, en ücra doğu köşesi Bağdat'a geliyor birdenbire. Ve Bağdat'taysa bu sefer kendini ve kültürünü daha iyi tanıma fırsatı buluyor. Ve bu ikisini birleştiriyor. Belki onun entelektüel zekasındaki en önemli kısım bu iki medeniyeti arka arkasına, bu iki kültürü arka arkasına yaşayabilmesi. 1871'de Yabancı Yayınlar Müdürü yardımcılığına atanıyor. Bu görevi sırasında yetmiyor, piyesler yazmaya başlıyor. Zaman geçtikçe yazdığı bu piyesler tiyatrolarda sahnelenmeye başlıyor. İlk oyunuysa Osmanlı tiyatrolarında İki Karpuz Bir Koltuğa Sığmaz isimli bir komedi piyesi. 75 yılında 33 yaşındayken Kadıköy'e şehremeni olarak atanıyor. Yani kendisi Kadıköy'ün ilk belediye başkanıdır. O yıllarda tüm dünyada belediyeler sadece yol inşa etmek, çöp toplamak gibi somut görevlerle sınırlandırılmışken o bu görev tanımını değiştiriyor ve ilk kez sosyal konuları, kültürü, sanatı, resmi, kent tarihini koruma gibi konuları da belediyeciliğe ekliyor. Kadıköy'deki ilk sanatsal ve arkeolojik çalışmalarında yürütülmesini başlatıyor. 1881'de yine Müze-i Hümayun'da müdürlük görevine atandığını görüyoruz. Paris'te öğrenciyken Louvre Müzesi'nde geçirdiği saatlerden bahsetmiştik. O saatleri hiç unutmuyor. Osman Hamdi kuracağı müzesinde çok geniş bir kültür yelpazesinde derin bir kültüre sahip Osmanlı topraklarına özgü bir sentez oluşturmayı planlıyor.
ve bunun içinde hiçbir etnik köken ayırt etmeksizin gelen bütün eserleri toplamaya başlıyor. Ama tabii bunu yapması oldukça zor. Bildiğiniz gibi hem buna Batı karşı çıkıyor, hem kendi toprakları karşı çıkıyor. Ama büyük bir savaş vererek birçok reformlar, yenilikler yapmayı başarıyor. Osmanlı tarihinde, Osmanlı'daki tarihi eserlerle ilgili kanunların çok yetersiz olduğunu görüyor. O yıllarda Avrupa Osmanlı topraklarından çıkan eserleri kolayca hemen kendi müzelerine alabilmekte. Çünkü yasalarda boşluklar var. Bunu fark ediyor Osman Hamdi. Ve Osmanlı'da sanat ve tarih eserlerine verilen, yani değer veren bir zihniyet olmadığı için büyük uğraşıları sonucu şurada gördüğünüz Asari Atika Nizamnamesini çıkartarak Türk tarih ve arkeolojisine büyük katkıda bulunuyor. Çok önemli gerçekten, topraklarımızda çıkartılan bu kanun çok önemli ama tabii Batı'nın da ciddi ciddi tepkisiyle karşılaşıyor bunun üzerine. Bu arada hukuk okurken aldığı bir ders var. Haftada sadece bir saat bir arkeoloji dersi ve hukuk okuması sırasında onu keyif veren tek ders. Ve bu ders sayesinde bunların hepsini akıl edebiliyor ülkesine geldiğinde. Bu farkındalığı artıyor ve kendisi de arkeolojik kazılarda hep en ön saflarda görüyoruz. Arkeolojik kazıları yönetiyor. Mesela bunun önemlilerinden Lagita Tapınağı ve İskender Lahit'ini de söyleyebiliriz. Yani burada gördüğünüz gibi özellikle genç meslektaşlarım için, genç öğrenci arkadaşlarım için aldığınız bir ders bile çok küçük, çok farklı görünebilir. Hayatınızda ve belki de insanlığın hayatında önemli değişikliklere neden olabilir. Güzel sanatların her dalı Osmanlı'da çok ihmal edilmişti o yıllarda. Halk dini önyargılar nedeniyle yüzyıllardır temel sanatlardan çok uzak kalmış. Koca imparatorlukta sanatçı yetiştirecek tek bir yüksekokul bile kurulmamıştı. İşte Osmanlı'nın ilk akademisinin adı Sanayi Nefisi oluyor ve 1882 yılında okulun yöneticisi olarak o zaman yine müze müdürü olan Osman Hamdi Bey göreve getiriliyor. Osman Hamdi birkaç arayla çok önemli iki kurumun yöneticisi oluyor bu şekilde. O sıralarda çok zor günler geçiren, hani Osmanlı İmparatorluğu'nun artık sona gelmeye başladığı zamanları, böyle bir dönemde tüm kültür ve sanat vizyonu artık sadece bir kişinin, yani Osman Hamdi'nin ellerine teslim ediliyor. Ülkesindeki çok önemli arkeolojik kazıları bizzat yöneterek çok değerli eserleri müzeye kazandırıyor. Bu değerli eserlerin sergilenmesi için yine 1891 yılında ilk Türk müze binası olan İstanbul Arkeoloji Müzesi'ni de açıyor. Ve bütün bunları yaparken, bütün yani böyle yıllardır uyumuş bir kültürü, bir entelektüeliteyi uyandırırken yine en mutlu olduğu yerlerden biri 11 yaşında olduğu gibi tuvalin önünde olmak. Kendisini de tuvallerinde resmettiğini görüyoruz. Mesela burada çok ünlü eserlerinin birinin başında görüyorsunuz. Silah Tüccarı bu tablonun adı. Burada tüccar olan kendisi, o tüccarın satmaya çalıştığı malları inceleyen müşteri de oğlunu çiziyor burada gördüğünüz gibi. En önemli tablolarından bir tanesi Kur'an Okuyan Kız. Bu tablo 2019 yılında Londra'daki Bonhams Müzayede Evi'nde düzenlenen bir açık arttırmada 6.315.062 sterline, yani bugünkü kurla 136,5 milyon liraya satıldı. Tablo şimdiye kadar dünya genelinde bir Türk sanatçıya ait satılmış en pahalı eser unvanını hala korumaktadır. Kurduğu okul, Sanayi Nefise Mektebi, en önemli anıtlarından, en önemli yapıtlarından bir tanesidir. Tabii ki günümüzdeki adıyla Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi olarak biz biliyoruz bu değerli üniversitemizi, bu değerli eğitim kurumunu ve bunu kuran Osman Hamdi'dir. Tabii Osman Hamdi en önemli tablolarından birini görüyorsunuz. Kaplumbağa Terbiyecisi. Bu benim salonumda da var büyük bir şekilde. Orijinal boyutlarında değil ama oldukça büyük. Her baktığımda yeni şeyler görüyorum. İnsanla iletişim için, eğitim için ne büyük bir entelektüeliteyle burada kendini resmetmiş. Yine burada gördüğünüz kendisi tabloda, kendisi resmettiği ve işte bir toplumu kaplumbağa ağırlığında, kaplumbağanın yavaşlığında işte onlara bir şeyler anlatmaya çalışan, o topluma hitap etmeye çalışan sabır, işte bilgelik, hepsini siz kim bilir daha neler neler göreceksiniz, hepsini anlatmaya çalışan önemli bir tablo. İstanbul'da bu tabloyu görmeniz mümkün. Ben çeşitli yazılar yazıyorum Akademik Akıl sitesinde. Burada Osman Hamdi'nin yaşamı, yaşadıkları ile ilgili daha detaylı bilgi almak istiyorsanız Akademik Akıl sitesinden yazılarımın arasında bulunan Medeniyet Duvarını Aşmak isimli yazımı da
okuyabilirsiniz. Hemen bir başka Fransa şehrine gidiyoruz. Nantes kasabasına gidiyoruz. O sıralarda kasaba bir liman kenti. Oldukça önemli bir liman kenti ve o yıllarda, hani 1828'de doğan bir oğlan çocuğundan bahsedeceğiz bu sefer. O yıllarda insanoğlunun en büyük teknolojik gelişmesi, şimdi nasıl yapay zekadan, işte uzay çağından bahsediyorsak, o yıllarda da en önemli şey gemiler. En son teknoloji ürünü yarattığımız araçlar gemiler ve bu tersanenin hemen bir sokak arkasında büyüyen bir oğlan çocuğu. Bu teknolojik aletlerin, işte koca koca kazanların, dev pervanelerin, dev motorların arasında büyüyen bir oğlan çocuğu. Büyüdüğünde babası aynen Osman Hamdi gibi hukuk eğitimi almak üzere bu oğlan çocuğunu Paris'e gönderiyor. Burada kendisini görüyorsunuz. O da Paris'te hukuk okumaktan pek keyif almıyor, pek zevk almıyor. Aynı Osman Hamdi gibi. Ben ne istiyorum sorusunu kendisine sorduğunda onun cevabı, onun gönlünde yatan cevap edebiyat. Özellikle oradaki entelektüeliteden o da çok etkilenmiş. En etkilendiği yazarlar arasında da çok ünlü iki yazar var. Victor Hugo ve Alexandre Dumas. Onlardan çok etkileniyor ve o da bir şeyler yazmaya başlıyor edebiyat üzerinden. Ancak yazdıkları pek karşılık bulunmuyor o sırada. Yalnız hem Victor Hugo hem Dumas'ın yayıncısı olan Hetzel bu kalemdeki, bu genç kalemdeki ışığı görüyor ve onun eserlerini yayınlamaya başlıyor ve ilk kitabı Balonla 5 Hafta 1863 yılında yayınlanıyor. Tabii daha sonra yayınlandıklarıyla hani dünyada çok büyük bir isme sahip olacak önemli bir yazardan Jules Verne'den bahsediyoruz. Bildiğiniz gibi Jules Verne çok önemli eserler işte Denizler Altında 20 Bin Fersah, Ay'a Yolculuk gibi çok önemli eserlere imza atmış ve bilim kurgunun iki tane babasından biri olarak gösteriliyor. Yazdığı bir tane eser var. 1883 yılında yayınlanan, aslında iki cilttir bu. İnatçı Kerevan'dır. Osmanlı'yı anlattığı bir kahramanın, ana kahramanının Osmanlı'dan olduğu bir romandır bu. Bu romanda, burada da gördüğünüz İnatçı Kerevan Ağa'nın hikayesini anlatır. Kerevan Ağa tüccardır ve Hollanda'dan tüccar bir dostu gelir. Onunla beraber Avrupa yakasında, İstanbul'da Avrupa yakasında buluşurlar. Anadolu yakasına geçecekler, oraya geçmeleri lazım. Ama o gün boğaza bir vergi gelir ve karşıya geçmelerine izin vermezler. Geçmek için vergi ödemeleri gerektiğini, bir para ödemeleri gerektiğini söylerler. Bakın inatçı Kerevan Ağa ne yapar? Şurada boğazdan karşıya geçmek yerine şu Karadeniz'in Rusya'dan üst kıyılarını tamamen dolanarak, şu yolu kat ederek tekrar Anadolu yakasına gelir. İşte bu uzun yolculuğunu anlatan iki ciltlik bir romandır inatçı Kerevan Ağa. Ama birçok eserini bilmemize rağmen ne yazık ki bu eseri pek bilinmemektedir. Burada Bennett'in yine çok güzel bir çizim var. Burada görüyorsunuz Kerevan Ağa ve Hollandalı tüccar beraber nargile içiyorlar. Şimdi Jules Verne'in ve bilim kurgu yazarlarının, ki Jules Verne bir isimle beraber başladı bilim kurgu, önemi şudur aslında. Geleceği görürler. Yani örneğin eserleri 148 dile çevrilen Jules Verne'in, bakın romanlarında yüzyıllarca önce yazdığı, canlı yayın olarak izlediğimiz haber bültenleri, uzaya gönderilen roketler için kapsül, helikopterler, denizaltılar, şok tabancaları, drone araçları, hologram teknolojisi gibi birçok şey, o sırada insanoğlu hayal bile edemezken Jules Verne bunları yazmıştır. Tabii bunu yaparken bilimle yakından ilgilidir ve aynı zamanda edebiyatın sihirli gücüne sahiptir. İşte bu ikisini birleştirdiğinizde çok çok uzakları görüyorsunuz. Yazdığı birçok şey insanlara hayal gücü gibi gelirken bazıları 50, bazıları yüzlerce yıl sonra hayat bulmuştur. Ve insanoğlu şaşkınlıkla geriye dönüp Jules Verne'in romanlarını okumakta. Bu iki isimden biri demiştim Jules Verne. Diğer isim de Herbert Wells'tir. Herbert Wells'in de en önemli eserlerinden biri Zaman Makinesi ve ondan esinlenerek çekilen çok önemli sinema tarihinin önemli kült filmlerinden biri Geleceğe Dönüş serisi. 3 filmlik bir seridir. İzlemediyseniz mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Herbert Wells de bir Jules Verne hayrandır. Hatta bu filmde burada doktoru görüyorsunuz. Doktorun çocuklarının iki çocuğu vardır. Birinin adı Jules, birinin adı Verne'dir mesela bu filmde. Herbert Wells de geleceği görebilen yazdıklarıyla aynı Jules Verne gibi önemli bir yazar. Ve onun bakın gelecek hakkında söylediği çok önemli bir söz var. Onu sizinle paylaşmak istiyorum. Gün gelecek, istatistik etkin vatandaşlık için okuma yazma kadar gerekli olacak. Peki,
Şimdi kelimelerin anlamı bizler için çok önemli. Öğrenme üçgeninden bahsediyoruz. Buraya geri döneceğiz. Öğrenmek ne demek? Biz de genel kanıda öğrenmek, işte eğitim açısından baktığımızda hoca sınıfta bir şeyi anlatır, sınavda aynısını sorar. Ve çocuk bunun aynısını yapabiliyorsa öğrenmiştir gibi yüksek not alır. Genelden bahsediyorum. Her sınıf böyle değil. Elbette ki her hoca böyle değil. Her öğrenci de böyle değil. Ama genel böyle bir bakış açısı var. Hatta birçok öğrenci bunun dışına çıkıldığında serzenişte bulunur, şikayet eder. Hoca bunu göstermedi ki, biz bunu görmedik ki. Sonra da aynı öğrenciler hayata çıktıklarında şunu söylerler. Ya hayat hiç üniversitedeki dersler gibi değil, okuldaki dersler gibi değil. Ezber bir sistem anlatılırsa, öğrenmek böyle tanımlanırsa tabii ki gördükleriniz hayatın aynısı olamaz. Dünyanın en iyi hukuk fakültesinden mezun olan doktoru düşünelim. O fakülteden mezun olunca hemen ameliyata sokulabilir mi? Mümkün değil. Ama işin temelini almıştır ama bir hayat tecrübesi gerekir oraya. İşin temelini almadan doktor da olamaz zaten. O zaman biz öğrenmeyi nasıl tanımlamalıyız? Bakın kelime anlamı bilgi edinmek, belirli durumlar ve sorunlara karşı olan tepki ve davranışlarımızı araya giren başka etkinlik ve yaşantıların etkisiyle değiştirebilmek. Başka bir tanım, belli koşullar altında edinilen bilgiyi farklı koşullar altında kullanabilmek. Yani bizim genel olarak tanımladığımız öğrenmeden çok farklı bir tanımı var. Bakın bir kelime bir ülkeyi hatta insanlığı nasıl değiştirebilir? Siz öğrenmeyi ezberlemek gibi ilk tanımını da kurarsanız sizin milli eğitim sisteminizde, eğitim sisteminizde öyle olacaktır. Ama şu şekilde kurarsanız, yani hocanın derste anlatmadığı, hayata uygulanabilir şeyleri sorması sınavda, hayata bu şekilde hazırlaması, o zaman tabii ki yorum yapabilen, ezberlemeyen, sorunlarla karşı karşıya kaldığında kendi başına farklı alanda öğrendiği bilgiyle çözümler üretebilen bireyler çıkartacak demektir o eğitim sistemi. İşte kelimelerin anlamı, bağlandığımda yayına sevgili değerli hocalarımla da konuştuk. Kelimelerin anlamını doğru bilmek çok önemli bizler için. Çok önemli bir hocadan, bir nörobilimciden ne diyor Sinan Canan? Kelime köklerine dair merak, entelektüel bir zihnin ayrılmaz yoldaşıdır. Peki, öğrenmek dedik, belli koşullar altında edinen bilgiyi farklı koşullar altında kullanabilmek. Bunu böyle doğru tanımlamamız lazım. Akıl kelimesi de çok önemli. Çünkü bildiğiniz gibi biz bilgisayarda zekayı kodlayabiliyoruz ama akıllı kodlayamıyoruz. Şu anda yapay zekaya uzak kalmamızın nedeni zekayı kodlayabilmek, akıllı kodlayamamak. Bu tam olarak bir yapay zeka, yani insan zekasına yakın bir yapay zeka üretmemizi engelliyor. Akılsa birbirinden ayrık bilgi ve deneyim parçalarını bütüncül bir anlam oluşturacak biçimde bağlayabilme becerisi, bağlantı kurabilme yeteneğimiz yani akıl dediğimiz. Bakın şöyle bir şey yapsak burada mesela, küçük bir test yapsak. Ben size bu slaytta rastgele 20 tane kelime versem, yol 15 saniye baksanız, sonra kapatsam o slaytı, bir 5 dakika sonra size sorsam, belki 3, belki 5 kelime hatırlayabileceksiniz ama bütün kelimeleri hatırlamanız mümkün değil. Ama ben o 20 kelimeyi içeren bir hikaye anlatsam size, bir anlamlı bir metin içerisinde bunu size anlatsam, o kelimelerin hepsini hatırlayabiliyorsunuz. Ne kadar süre geçerse geçsin. Yani akıl hikayeyle çalışır. Hikaye yapay zekada, yapay zeka uygulamalarında verinin hikayesini bilmek, verinin hikayesini bilmek, akıllı kodlayabilmekte, akıla gitmekte en önemli yoldaşımız. Ve tabii burada işte benim böyle hikayelerle bu sunumları birleştirmemin en önemli nedenlerinden bir tanesi de bu. Akla hitap edebilmek. Peki, Sinan Canan'dan bahsettik. Çok değerli bir hocamız, önemli bir nörolog ve bence eğer yapay zeka uygulamalarıyla ilgilenecekseniz ve bu tarz algoritmalar geliştirecekseniz mutlaka nörobilim okumanız gerekiyor. Yani nörobilimin ilgi alanlarınızda, temel okuma alanlarınızdan bir tane olması gerekiyor. Şimdi çok iyi bir konuşmacı Sinan Hoca. Yaptığı konuşmalarda bulunduğu salondaki ya da onu dinleyen kişilere hitap edip şöyle bir test yapıyor. Diyor ki, kendinizi tanıtır mısınız? Bir düşünün, kendinizi nasıl tanıtırsınız? Mesela nasıl tanıtıyoruz? İsmimizi söylüyoruz, yaşadığımız yer, okuduğumuz okul, babaanne olmak istiyor muyuz, tuttuğumuz takım, inandığımız şeyler, inançlarımız, okuduğumuz kitaplar bunun gibi. Peki, bunu düşündükten sonra, mesela sizlerin de düşünmesini istiyorum. Kendinizi bir tanımlayın. Mesela adınızı bir düşünün. Ben diye tanımladığınız kişilik kim? Ardından şunu söylüyor Sinan Hoca. Bu tanımlardan hangilerini siz keşfettiniz,
Hangilerini başkaları size uygun gördü? Yani isminizi siz mi seçtiniz? Doğrudan siz mi belirlediniz gittiğiniz okullara? Hani Paris'e gitmesini düşünün. Osman Hamdi'nin ve Jules Verne'in hukuk okumak için gönderilmelerini düşünün. Acaba inançlarınız farklı bir ülkede, farklı bir kültürde doğsaydınız aynı inançlara mı sahip olacaktınız? O ben nasıl bir ben acaba? Bunu gerçekten dikkatli düşünmek lazım. Şöyle söylüyorsun hoca. Biliyoruz bu test biraz can sıkıcı olabilir. Zira listemizde ben dediğimiz çok sayıdaki madde aslında bir şekilde bize verilmiş, sorgusuz kabul ettiğimiz vasıflardan oluşur. Peki tüm bunların ben ne istiyorum sorusu gerçek anlamda buradaki benin altını çizerek önem kazanıyor. Ve bunu veri analizine getirdiğimizde buradan ne sonuçlar elde edebiliriz? Yani hayatta gördüğümüz, yaşadıklarımızdan, kendi içimizde olan belki çelişkilerden ne çıkartabiliriz? Neler görebiliyoruz veri analizinde? İki tip insandan bahsedebiliyoruz temel olarak. Tabii ki ayırt edebilirsiniz. Bu belli bir bakış açısından. Birinci tip insan, ben denilen bu algıyı şiddetle savunur ve onun dışında kalan tüm çözümleri dışlar. Böyle bir insan tipi. Çevrenizde mutlaka vardır. İkinci tip insansa, beni oluşturan tanımları karşılaştığı durumlara göre bir daha gözden geçirir ve tanımları duruma göre esnetebilir. Öğrenmenin tanımını da bir hatırlayınız lütfen. Farklı koşullar altında elde edilen bilgiyi farklı koşullar altında kullanmalıyım. İşte bunu yapabilen insan aslında ikinci tip insan. Öğrenmeyi gerçek anlamda gerçekleştirebilen insandan bahsediyoruz. Peki bu ikinci tip insan olmak kolay mı? Herkes ister herhalde böyle olmayı. Ne diyor bakalım hocaya, bunu bilimsel anlamda bize anlatsın. İkinci tip insanın davranışını seçmek toplumsal uyumu bozar görünen davranışlar içerir. Bu nedenle bu davranışı seçebilenler çok azdır. Ama bütün farkı bu insanlar yaratırlar. Peki, güzel. Modellemeye geçelim, veri analizine geçelim iyice. İstatistikte ya da makine öğrenmede klasik yaklaşımlar var. Regresyon gibi, deney tasarımı gibi, işte temel bileşenler analizi gibi. Bunlara biz birinci tip model diyoruz. Nasıl oluyor bunlar? Varsayımları şiddetle savunur ve varsayımların sağlanmadığı durumlarda ya sonuç vermez ya da yanıltıcı sonuçlara götürür. Biliyoruz bu tip modelleri. Önemlidir. Ama nerede olduklarını görelim. Bir de ikinci tip model vardır. Varsayımlara göre çalışmazlar. Verinin yapısına göre kendilerini değiştirerek, esneterek çalışırlar. Evet, aynısını insan yapısında da görüyoruz. Veri analizi modellerinde de görüyoruz. Fark yaratacak acaba model tipi hangisidir? Şimdi makine öğrenme, bununla ilgili bir çalışmamızdan bahsedeceğim bir örnek olsun diye. Makine öğrenmenin kalbi sinir ağlarıdır. Çok önce aslında 1960'larda ortaya atıldı ama o zamanki makine gücünden dolayı, yani bilgisayar hesaplama gücünden bahsediyorum. Biraz uyku sürecine geçti. 1880'lerin sonunda tekrar canlandılar. Ben de işte yani 1990'lar diyebiliriz. Ben de 2000'lerin hemen 2000'de çalışmaya başladığım konulardan bir tanesiydi. Daha sonra bunun üst düzey bir konu, üst düzey derken bu konuyu da kapsayan ama başka şeyleri de içinde barındıran bir üst kümesi deep learning'i, derin öğrenmeyi görüyoruz. Ve bunları da kapsayan bir üst küme olarak makine öğrenme ve en son en üstte şu anda kullandığımız yapay zeka uygulamalarını görmekteyiz. Şimdi ben sinir ağları ile ilgili bir şey anlatacağım size ve bizim yaptığımız, geliştirdiğimiz bir yenilikten bahsedeceğim kısaca. Bakın, sinir ağları birçok yapay zeka ya da makine öğrenme algoritmasında olduğu gibi doğadan esinlenen bir algoritmadır. Ve burada gerçek bir sinir hücresini, yani biyolojik bir sinir hücresini görüyoruz. Hepimizin sahip olduğu bir biyolojik sinir hücresini görüyoruz. Buna bakarak, bunun veri işleme hızını, gücünü görerek bir matematiksel modelini geliştiriyorlar. McLaughlin-Pitts ilk olarak. Bu da bir yapay sinir hücresini görüyorsunuz burada. Ve bu yapay sinir hücresine işte gelen girdiler var dışarıdan. Karşılık gelen ağırlıklarla çarpılıyorlar. Burada bir birleştirme fonksiyonuna tabi tutulduktan sonra çıktı veriyorlar. Biyolojik sinir hücresinde de benzer durum söz konusudur. Buraya dışarıdan bilgi gelir. Bu bilgi hücrede değerlendirir. Belli bir eşik düzeyini geçiyorsa diğer sinir hücrelerine girdi olarak iletilir. Aynı yapı burada da matematiksel olarak modellenmiş. Ve bu yapay sinir hücrelerinden oluşturulan ağ da yapay sinir ağ modeli adı veriliyor. Ve yapay sinir ağları birçok klasik yaklaşımında olduğu gibi, yani olasılık temelli yaklaşımında olduğu gibi aykırı değerden
ciddi miktarda etkileniyor. Hatta görebiliyoruz, sinir ağları aykırı değerden klasik modellere göre daha da olumsuz etkilenebiliyor. Nedeninden biraz bahsedeceğim. Peki biz düşündük, acaba bu problemin üstesinden nasıl gelebiliriz? Burada istatistik bilgimiz, yani veriden anlama gücümüz, veriden anlama sezimiz bize yol gösterdi. O sayede bu makine öğrenmesi yöntemini geliştirdik. Zaten bunlar aslında iç içe şeyler. Yani bunları bir kenara koymak da çok iyi bir şey değil. Çünkü aslında aynı gemide yolculuk yapıyorlar. Şimdi burada bir yapay sinir hücresini görüyorsunuz. Az önce bahsettiğimiz gibi. Buradan girdi değeri geliyor. Sayısal bir değer. Karşılık gelen ağırlıkla çarpılıyor. İkincisi geliyor, karşılık gelen ağırlıkla çarpılıyor. Üçü, en sonuncusu, emincisi geliyor, karşılık gelen ağırlıkla çarpılıyor. Bunların toplamlarına net değeri adını veriyoruz. Net. Ve bu bir F ile gösterdiğimiz aktivasyon fonksiyonundan geçiyor. Buraya tabii bir de yan değeri ekleniyor. Gürültü gibi düşünebilirsiniz bunu. Ve bir çıktı değeri elde ediliyor. Bu işlem yapılırken az önce bahsettiğimiz gibi bir toplama işlemi söz konusu. Yani şu net değeri belirlenirken, aktivasyon değeri de belirlenirken. Burada bu aslında biz bu aykırı değerden etkilenmeyi, mesela ortalamada, ortalama, aritmetik ortalama aykırı değerden etkilenir. Neden? Bu toplamın içine oldukça büyük bir değer girdiğinde bu toplamın değerini çok değiştirir. Bunu da gözlem sayısına böldüğünüzde bu ortalama değerini çok etkiler. Burada da aynı şey söz konusu oluyor aslında. Hiçbir fark yok. O zaman dedik ki biz burada şu neti hesaplarken, yani bu bir birleştirme fonksiyonudur, toplam fonksiyonu. Birleştirme fonksiyonu olarak aynen medyanı kullanmamız gibi burada medyanı kullanalım. Aritmetik ortalama yerine medyanı kullanmamız gibi. Yani şurada net birleştirme fonksiyonumuz medyan olsun. Buna da medyan nöron model adını verdik. Ve bunlardan oluşan, medyan nöron modellerden oluşan bir sinir ağı tasarladık. Tek farkı ne? Medyan kullanılıyor. Yalnız burada toplam fonksiyonu değil de medyan kullandığınız için türevlenebilir bir durum söz konusu değil. Bu nedenle klasik optimizasyonu da kullanamıyorsunuz. Burada optimizasyon süreci çok önemli bir süreç, bildiğiniz gibi modellemede. Bunu da aşmak için bunu PSO ile, parçacık süre optimizasyonuyla eğittik ağımızı. Ve buna da bu ağda Median Neuron Model Based Multilayer Feedforward adını verdik. Bu çalışmamızla ilgili detayları bakın şurada. Robust Multilayer Neural Network Based on Median Neuron Model, sevgili çalışma arkadaşlarımla yaptığım. Bu makaleden buradaki detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz. Ben sizi sıkmamak için tek tek anlatmıyorum her şeyi. Baktığınızda aklınıza takılan bir şey olursa bana ulaşıp bunları sorabilirsiniz. Ya da beraber fikir alışverişinde bulunabiliriz. Bundan da çok büyük memnuniyet duyarım. Ne yaptık? Peki ne elde ettik bunu yapmakla? Tamam. Acaba işe yaradı mı? Çok önemli bir veri aldık. Önemli derken herkes tarafından bilinen, birçok çalışmada kullanılan çok bilindik bir veri. Çeyreklik bir zaman serisi bu. Avustralya bira tüketimi verisi, işte 56 ile 94 yıllar arasında çeyreklik, yani her yıl 4 tane gözleminiz var. Bunu önce 4-3 durum düşündük. Birinci durumda tamamen orijinal seriyi aldık, tahmin ettik. Eğitim kümesi olarak ayırdık, test kümesi olarak ayırdık. Test kümesindekileri hiç görmüyor modellerimiz. Ne kadar iyi öngörü sağlamlığı var, ne kadar güvenilir öngörüler üretiyor. Test kümesi üzerinden buna baktık. Birinci durumda orijinal seriyle, ikinci durumda bu serinin maksimum değerini 5 ile çarptık ve o değeri böyle değiştirdik. Yani bir aykırı değer üretmeye çalışıyoruz. Üçüncü durumda bu maksimum değeri 10 ile çarptık. Daha da aykırı değer olması olasılığı, kötü etkileyebilecek bu gidişatı bir gözlem yarattık. Ve bu 3 durum için çözümlemelerde bulunduk. Burada onun özetini görüyorsunuz. Hatta kareler toplamı bu değerler, tabloda verilen değerler. Şimdi bu 3 durumdaki serileri bir normal sinir ağlarıyla çözdük, çözümledik. Bir, bu normal sinir ağının PSO ile eğitildiği, yani klasik bir optimizasyon algoritması değil de PSO ile, bir yapay zeka algoritması ile eğitildiği bir modelle çözümledik. Bir de bizim önerdiğimiz robust, yani dayanıklı bir sinir ağıyla, dayanıklı sinir ağıyla bunları çözümledik. Bakın birinci durumda hepsi, yani aykırı değerin pek bulunmadığı bir durum bu, hepsinin birbirine çok benzer sonuçlar verdiğini görüyoruz. İkinci durumda, yani bizim maksimum değeri 5 ile çarparak bir aykırı değer yaratmaya çalıştığımız durumda hemen sinir ağının olduğunca saptığını ve kötü öngörü sonuçlarına gittiğini görüyoruz. Ama PSO ile eğitilen yine de o optimizasyon sürecinin gücü sayesinde bunu tolere edebildi. Bunu yansıtmadı sonuçlarına çok fazla. Yine bizim önerdiğimiz yaklaşımın iyi olduğunu görüyoruz ama maksimum değeri 10 ile çarptığımız durumda hem sinir ağının, normal sinir ağının hem de
FSO ile eğitilen Sinir Ağa'nın oldukça kötü öngörü sonuçları verdiği ama önerilen dayanıklı yaklaşımın medyana dayanan bu dayanıklı yaklaşımın yine oldukça güvenilir öngörü sonuçları verdiğini görüyoruz. Sonuçta ne elde ettik bu gerçek hayat verisinde? %88'e varan bir iyileşme üçüncü durumda sağladık. Öngördük ki ciddi bir sonuç. Tabii ki bu veri için konuşuyorum sadece. Bu veri için elde edilen sonuçlar. Bunlar da test kümesi için grafikleri görüyorsunuz. Bakın burada gördüğünüz gibi test verisi şu şekilde gösterilmiş. Bizim önerdiğimiz yöntem bu. Diğer iki yöntemle şu çizgilerle gösterilmiş. Burada zaten ilk durumda hepsinin fena bir uyum göstermediğini görüyoruz. Bakın ikinci uyumda yavaş yavaş düzleştiğini görüyoruz diğer yaklaşımların. Üçüncü durumda yani aykırı değerin çok yüksek olduğu durumda diğer iki tane yöntemin tamamen ezberlediğini, öğrenmedeki ezberleme bizim modellerimizde de vardır. Tamamen ezberlediğini, sadece ortalama gibi bir değer verebildiğini. Buna rağmen önerilen yaklaşımın bu aykırı değer durumunda bile yine medyandan dolayı burada iyi sonuçlar verdiğini, uyumunun fena olmadığını söyleyebiliyoruz. Bir başka veride de denedik. Bu da gaz fırını veri seti. Bu bir gaz fırınında gaz akış oranı ve karbondioksit konsantrasyonu kullanılarak yine bu gazdaki karbondioksit konsantrasyonu ölçüldüğü bir zaman serisi modelidir. Bu çok değişkenli bir zaman serisi olarak geçer. Çok değişkenli de hani ne verecek ne vermeyecek diye baktık. Şöyle iki girdi kullandık. Bir tanesi yine karbondioksitin kendi gecikmeli değişkeni. Biri de gaz akış hızı. Burada ilk 146 gözlem eğitim için, son 150 gözlemde test kümesi test için kullanıldı. Bakın elde ettiğimiz sonuçlar test kümesi için burada. Yine bu zaten bu verinin aykırı değer içerdiği biliniyor. Yine dayanıklı, önerilen dayanıklı yöntemin iyi sonuçlar verdiğini görüyoruz. Bu da tahminlerle gerçek değerlerin, bizim modelimizden elde edilen tahminlerle gerçek değerlerin birlikte grafiği uyumunda oldukça iyi olduğunu söyleyebiliyoruz. Peki, Sinan Hoca'dan yine bakalım. Şimdi önceleri şöyle biliyorduk biz. İnsanın varoluşunda 8 tane ana duygu vardır. Ama Berkeley'de yapılan araştırmada aslında insanların gün içinde 27 duygu tanımı yapabildiği ortaya çıkarıldı. Fakat bu da enteresan bir durumdu. Çünkü biz günde ortalama olarak 16 bin kelimeyle konuşuyoruz. Ortalama tabii bu. Hepimiz de aynı değil. Ve tabii bu birbirini tekrarlayan kelimeler de var bu 16 bin kelime içerisinde. Bu 16 bin kelime içinde insanoğlunun sadece 27 duyguyla o kendini, beni anlatabilmesinin çok mümkün olduğunu söyleyemiyoruz. Bu bir garip geliyor. Bunu kim değerlendirdi biliyor musunuz? Bunu Netflix değerlendirdi. Hepinizin çok iyi bildiği yayın platformu Netflix. 2016 yılı verilerine göre konuşacağım burada sizlerle. Dünyada 150 milyonu aşkın abonesinden günde ortalama 900 milyon civarında abone eylem kaydı alıyorlardı o zaman 2016'da. Şimdi siz düşünün bu sayılar nerelere gelmişti bu miktarlar. Size sorsam desem ki kaç tane film türü sayabilirsiniz? Hani az önce 27 duygu var dedik ya, işte onlar aslında insan duygularını gösterir. İşte komedi, gerilim, korku, ne bileyim. En fazla zaten 27 kullanabiliyorsak 27 sayabileceğiz ki 27 tane de çıkmaz büyük bir ihtimalle siz kendiniz saymaya çalışsanız. Ama Netflix az önce bahsettiğimiz sorunun farkına vardı. Bunu da veri analiziyle yaptı. Ve bu verileri çözümlediğinde 77 bin tür film türü olduğuna hükmetti. Ve buna göre filmleri kategorize edip buna göre müşteri tanımını yaptı. Her türlü karar burada veriye göre veriliyor Netflix'te. Netflix'in bu çözümlediği Big Data ile ilgili grafiklerini de bulmanız mümkün. İnternetten merak eden arkadaşlarım arayıp bulabilirler. Bakın House of Cards diye bir dizi. Bu dizi çekildi, işte piyasaya sunuldu. Satın almak, yayınlamak isteyen var mı diye. Hemen Netflix buna bakar bakmaz bu teklifi hemen değerlendirdi. Ve 2 sezon için yani 26 bölüm için 100 milyon doları derhal ödedi. Çok hızlı karar verdiler. Rakiplerinin önüne geçtiler. Peki bu kararı Netflix nasıl bu kadar hızlı verebildi? Netflix analizlerinden çıkarttığı bazı bulgular vardı. Bu analizlerin ne zaman işe yarayacağı belli değil. Ama bu teklif geldiğinde bu analiz sonuçlarıyla bu teklifi karşılaştırdı. Şimdi şunu bulmuştu Netflix. Seven ve Fight Club filmlerinin yönetmeni David Fincher çok tutuluyordu. Çok tutulan bir yönetmendi o sırada. Ve House of Cards'ın yönetmeni David Fincher'dı. Başrolde
Kevin Spacey'nin bulunduğu filmler, yine yapımlar çok ön plana çıkıyordu. Bu önemli bir veriydi. Bu dizide yine Kevin Spacey'i başrolde görüyorduk. Dizinin yapım ekibi İngiliz yapım ekibiydi ve House of Cards'ın yapım ekibi de İngiliz yapım ekibiydi. Bildiğiniz gibi yine Game of Thrones'un da İngiliz yapım ekibiyle çekildiğini biliyoruz. Bunun gibi başka veriler de vardı. Bunlar çok örtüştüğü için hızlıca karar verdiler ve bu yatırımı yaptılar. Sonuçta ne oldu? Dizi 2013 yılı Şubat ayında gösterime girdi. Sadece ilk 3 ayda Amerika'da 2 milyon yeni abone, dünyada 1 milyon yeni abone ve bu 3 ayda yeni 3 milyon abone 100 milyon doları Netflix'e geri ödedi. Sadece ilk 3 ayda. Nasıl bu kararı verebildiler? Güçleri neydi? Ne yaptılar? Ellerindeki verinin hacmi çok büyüktü. Önemli bir etken. Verinin zenginliği, çeşitliliği çok önemli bir etken. Tabii ki en önemlisi bu veriyi analiz edebilme kabiliyeti, yani istatistik. Şimdi sormadan edemeyeceğiz değil mi? Acaba Herbert Bass yanılıyor muydu? Elbette yanılıyordu. Dünyada bazı uygulamalar, mesela Batı Afrika'da Ebola gibi çok öldürücü bir salgın veri analiz sayesinde durdurulur. Chicago şehri fare istilasından yine veri analizi sayesinde kurtuldu. Böyle size birçok alandan birçok hayat örneği vermemiz mümkün. Ay'a Yolculuk'tu Jules Verne'in romanlarından bir tanesi. 1865 yılında yayınlanmıştı ve 1865 yılında insanoğlu daha uçmamıştı bile. Ama Jules Verne o romanda, o kitabında insanoğlunun Ay'a uçtuğunu, bırakın uçmayı, Ay'a gittiğini, Ay'a yolculuk ettiğini yazdı. Ve bundan 100 yıldan sonra, fazla bir zamanda, 104 yıl sonra insanoğlu Apollo 11 ile Ay'a ayak basabildi. Bakın romandaki, ben birkaçını verdim burada. Romandakilerle gerçek hayatta yaşananlar. 100 yıl öncesinde. Örneğin, Van kapsülün Ay'a ulaşması için 97 saat 13 dakika. 20 saniyelik bir süre tanımış. Bakın saniyesine kadar tanımış. Apollo 11 ise 103 saat 30 dakikada vardı. Bakar mısınız yakından? Zaten Apollo 11 Ay'a seyahat okunarak üretilmiştir. Çok net. Benzerlikleri görürsünüz. İşte dediğim gibi bilimle, tabii ki bilimsel olarak hesapladı ben bunların hepsini. Sadece hayal gücünden bahsetmiyoruz. Ama bilimle edebiyatın sihirli gücünü birleştirebiliyorsanız 100 yıllar sonrasını görebiliyorsunuz. 20 Temmuz 1969'da bildiğiniz gibi insanoğlu ilk kez Ay'a ayak bastı. İşte burada Houston'da bu canlı bağlantıyı görüyorsunuz. İşte Ay'a yaklaşıyor. İlk defa insanoğlu Ay'a ayak basacak. Tam yaklaşırken canlı yayın, tüm dünya radyodan, televizyonlara olanlar, televizyon başından bunları izliyorlar canlı yayında, birdenbire bağlantı kesiliyor. Aslında Houston bağlantıyı bilerek kesiyor. Çünkü bilgisayarların kontrolü devre dışı kalıyor sırada. Ve o iniş, tüm dünyanın gözünün üzerinde olduğu o iniş, özellikle Rusya ile Amerika arasındaki soğuk savaşta düşünürsek o yıllarda, bir fiyaskoya dönüşmek üzereyken Houston'da şu gördüğünüz şurada heyecanla oraya bakan insanların arasında bir tane 32 yaşındaki genç bir mühendis köşede oturmuş çok rahat bir şekilde çayını kahvesini yudumlamaya devam ediyor. Diyorlar ki sen niye o kadar rahatsın? Hiç merak etmeyin diyor. Niye şimdi onu indirecek? Nasıl yani? Çünkü biz bunun olasılığını hesapladık ve ben bir program geliştirdim. Bir program yazdım. Niye şimdi o şekilde manuel olarak kontrolü eline alıp indirecek? Ve aynen dediği gibi oluyor. O yazdığı program sayesinde kontrolü ele alıp Neil Armstrong Ay'a inmeyi başarıyor. Bu gencin adını beni daha önce izleyen arkadaşlarım varsa biliyorlardır. Çok değerli hocamız Profesör Doktor Arser Erastan. Apollo 11 projesi yazılımını geliştiren Türk mühendisidir kendisi. Ne yazık ki böyle isimlerin adını pek bilmiyoruz, pek hatırlamıyoruz. Ama elimizden gelince lütfen hatırlatalım ve okuyalım bu değerli insanları. Çünkü çok şey anlatıyorlar bize. Peki, Arser Hoca, Arser Erastan bu vizyonu kimden almıştı? 1928'de Paris'te uçak mühendisliğinden mezun olan Türkiye'nin ilk uçak mühendisi, hatta şöyle söyleyeyim, Türkiye'deki ilk dizel motor tasarımcısı, birçok ilkleri var. Necdet Erastan'ın oğludur kendisi. Necdet Erastan babasından ilham almıştı. Babası sayesinde bu eğitime, bu öngörüye, bu bilgiye sahipti. Necdet Erastan da Atatürk tarafından yurt dışına gönderilen yine ilk öğrencilerimizdendi. Orada bilimi, medeniyeti öğrenip geri dönmesi için. Bu olayın ardından birkaç ay geçiyor. 20 Ekim 1969'da ne oluyor biliyor musunuz? O zamanki Amerika Devlet Başkanı'nın özel uçağıyla Apollo 11'in pilotları Ankara'ya geliyorlar ama. İlk ziyaretleri Ankara'ya.
havaalanından iniyorlar. Gördüğünüz gibi bir Cadillac'la havaalanından alınıyorlar ve Apollo 11'in pilotları Atatürk'ün bu vizyonun sayesinde bu uçuşu gerçekleştirdikleri için ona bir teşekkür için Anıtkabir'e gelip Atatürk'e saygı duruşunda bulunup çelenk bırakıyorlar. İşte onun fotoğrafını görüyorsunuz. Neil Armstrong, Neil Collins ve Buzz Aldrin. Demişti Atatürk, sizi birer kıvılcım olarak gönderiyorum, alevler olarak geri dönmelisiniz. Ve bu vizyonunda işte orada gidip eğitim alıp yurdumuza gelip burada o bilgiyi öğreten, o bilgiyi geliştiren insanlara çok şey borçluyuz. Ve Atatürk bu vizyonu nereden almıştı? Tabii ki Osman Hamdi gibi bu topraklarda daha önce bu iki kültürü birleştirebilen, bu çeşitliği yaratabilen insanlar sayesinde oluşmuştu. Yazar Tolga Aydoğan'ın Profesör Doktor Arsev Hoca'yla, Arsever Aslan'la çok güzel bir sohbeti var ve onu yazmış. Bunu okumanızı tavsiye ederim özellikle genç arkadaşlarıma. Bakın Arsev Hoca'nın geliştirdiklerinden bir iki şey söyleyeyim. Sadece bununla değil onun başarıları. Amerika'daki nükleer santrallerin çevreye olan etkisini minimuma indirmek için bir yazılım geliştirmiştir. Ayda kristallerden mücevher yetiştirmek için yazılım geliştirdi ve uzay madenciliğinin temelini atan insandır dünyada. Ayrıca suçluyu yüzünden tanıyan, dünyadaki ilk 3D yüz tanıma teknolojisini geliştiren kişidir. Bu yazılımla 99 senesinde de Amerika'da ödül kazandı. Yüz tanıma programlarını geliştiren kişiden de bahsediyoruz aynı zamanda. Peki, 28 Ocak günü uzaydan bahsederken, 28 Ocak günü 1986 yılında Florida Kennedy Uzay Merkezi'nde soğuk ama güneşli bir havada uzaya gönderilecek 25. mekiğin yoğun çalışmaları yapılıyordu. Challenger uzay mekiği gördüğünüz 51L kodlu görevi 10. uçuş olacaktı. Yalnız bu uçuşun şöyle bir önemi vardı. Hani birazcık daha bunu sosyal kılmak için ilk kez bir sivil yer alacaktı pilot ekibinde. Ve bir öğretmen, bir kadın öğretmen yer alıyordu o uçuşta. Ve ardından bu uçuşun gerçekleştirilmesi için işte çalışmalar yapılıyor. Ancak hava çok soğuk, kötü hava koşulları nedeniyle de Challenger'ın kalkışı o güne kadar 5 kere erteleniyor. Yalnız işte klasik medya baskısı, işte bir takım şeyler... Ve en sonunda bazı denemeler yapıyorlar. Bunu acaba fırlatalım mı o gün, fırlatmayalım mı diye. Ve şöyle bir grafik inceliyorlar. Bakın istatistik, veriden anlamak ne kadar önemli bir şey. Bunu internette de bulabilirsiniz bu anlattığım her şeyi. Şimdi burada yatay eksende sıcaklığı, dikey eksende indeksi görüyorsunuz. Bu indeks yakıt tanklarının alaşımında, dış alaşımında kullanılan bir maddenin bozulma indeksi. Ne kadar yüksekse bozulduğunu söyleyebiliyoruz. Onun yüksek olmasına göre indeksin. Sıcaklığın çeşitli değerlerine göre indeksle sıcaklık arasında bir ilişki var mı diye bakıyorlar. Yok, görünmüyor. Aralarında bir ilişki yok gibi görünüyor. Bu örnek temsili bir grafiktir tabii ki. Yalnız şöyle bir hata yapılıyor. Bu ölçümleri yapan kişiler istatistikten, veri analizinden anlamadıkları için sıfır çıkan değerleri yazmamışlar bu grafiğe. Yani aslında bu grafik şöyle bir şey. Tabii bunlar eklendiğinde görüyorsunuz ki sıcaklık arttığında bozulma indeksi sıfır. Aslında arada bir ilgi var, bir ilişki var. Ama yanlış sunum, yanlış yorumlama ve fırlatılmasına karar veriliyor. Fırlatıldıktan 73 saniye sonra yakıt tankında oluşan hasar nedeniyle, yani bu bahsettiğimiz bozukluk nedeniyle infilak etti havada. 8 kişi öldü ve harcanan onlarca dolar, milyonlarca dolar. Günümüzde biliyorsunuz yapay zeka çok etkin bir şekilde, biz Netflix'ten örneğini verdik. İşte birçok şirket tarafından çok etkin bir şekilde kullanılmakta. Ve hep şöyle söylenir, yani yapay zeka işte buraya gelemeyecek. İşte en fazla mavi gömleklilerin işlerini elinden alır. Beyaz gömleklilerin, yani yönetici kadrosundaki kısımlara gelemez. İşte önce bildiğiniz gibi satrançta Kasparov'u yenmeyi başardı yapay zeka ikinci oyunlarında, ikinci karşılaşmalarında. 2015 yılının sonlarında deniyordu ki satranç da yenebilir. Hamle sayısı çok kısıtlı ama Go diye bir oyun var Çin'de bildiğiniz gibi. Burada neredeyse sonsuza giden olasılıklar söz konusu. Çok fazla kombinasyon var. Burada diyorlardı 15 yıl en az sürer ki yapay zeka yenebilsin insanı. Ama bundan 8 ay geçmeden 2016'da internetten canlı yayınlanan ve sanırım 250 milyon üzerinde insan canlı olarak izledi bunu. Bir karşılaşmada Go şampiyonu Lee Sodol'u 4-1 gibi bir sonuçla Google'ın geliştirdiği Google AlphaGo yenmeyi başardı. Çünkü Lee Sodol'un oynayışında, oynama sırasında bile öğrenebiliyordu onun oynayışını. Peki yapay zekadan korkmalı mıyız? İşte Terminator filmi bildiğiniz gibi en kült olan filmlerden bir tanesi. Peki bu konuda en
yüksek, en iyi bilgili insanlara söz verelim. Tabii Stephen Hawking'i kaybettik. Mesela şöyle diyor yapay zekayı diyorlar. Yapay zekanın en gelişmiş hali insanlığın sonu anlamına gelir. Elon Musk diyor ki yapay zeka ile uğraşmak da şeytanı çağırıyoruz. Ve Bill Gates de süper yapay zeka konusunda endişe duyanların tarafındayım diye her açıklamasında dile getiriyor. Peki düşünelim, Covid gibi bir pandemi yaşadık hep beraber. Hepimiz bundan ciddi anlamda etkilendik. Makine öğrenme, yapay zeka uygulamaları bu uzun sürede ne yapabildiler? Hani yapay zeka çok kısa sürede aşıyı bulacak. Tamam, belli uygulamalar geliştirildi. Ama somut olarak bizlerin kullandığı, elimize gelen, bakın hala bununla uğraşıyoruz. Yapay zeka ne geliştirebildi? Ne yaptı? Demek ki ciddi bir eksiğimiz var. Daha bunu tam anlamadık ve tam olarak kullanamıyoruz. Bunun çok güzel hemen bir başka örneği, yani yapay zeka uygulamalarının ekonomiye yansımadığını gösteren çok güzel bir örnek. 2020 itibariyle bütün yapılan yatırımlara ve teknoloji devrimlerine rağmen son 50 yıldır OECD ülkeleri arasında ekonomik verimlilik %1'den daha fazla artmamıştır. Yerimize sayıyoruz dünya olarak. Dünyada Fortune 500 olarak bilinen Amerika çıkışlı uluslararası en büyük ilk 500 şirketin %52'si son 20 yılda tamamen yok oldu. Çok ciddi rakamlardan, sayılardan bahsediyoruz. 55 yılında uluslararası bir şirketin ortalama yaşam süresi 75 yılken, 75 senesinde uluslararası bir şirketin ortalama yaşam süresi 15 yıla düştü. Buna bakarak acaba 2030 senesinde kaç yıl olacak? Sinan Hoca'ya kulak verelim. Yeni dünya iş yönetim süreçleri, çünkü kendisi aynı zamanda Amerika'da da özellikle bu teknoloji şirketlerinde de işe alım süreçlerini yöneten, onlara danışmanlık yapan bir insan. Altyapısal olarak hızlı şekilde otomasyona bağlanıyor. Dünya Ekonomi Forumu araştırmasına göre 2023 yılında endüstri üretiminin yaklaşık %60'ı tamamen otomasyona bağlanacağı için işler artık ağırlıklı olarak akıllı robotlara devredilecek. 2023, %60. Görünene göre yeni dünyada robotlar ve teknoloji artık bizim kullandığımız birer gereç olmaktan öteye geçecek. Onlarla iç içe yaşamamız sonucunda artık bizim için kimliğimizi belirleyen, düşünce ve davranışlarımızı şekillendiren ve neredeyse yaşayan varlıklar haline gelecekler. Bu bağlamda yeni dünya düzeninde kurum ve organizasyonlar arasında açık fark yaratacak en önemli unsur insan olmalıdır. Neden mi? Yani o makine, istatistiksel ve insanca öğrenme üçgeni var ya, neden insan orada bulunmalı? Sadece yapay zeka giderken insanı tanıyıp ona göre kodlamamızdan dolayı değil. İnsani yargılar ve algılardan ötürü de. Bakın çok güzel bir örnek var. Özellikle yanlış bir şey söylememek için bu yazıları metinsel olarak aldım ki bilimsel bir hata yapmayayım, herhangi bir şey yanlış söylemeyeyim sizlere diye. İnsanlar internetten alışveriş yapmanın kolaylığını fark edince bunu sevdiler. Hepimiz yapıyoruz internetten alışveriş. Mesela acil şekilde seyahat etmemiz gerektiğinde hemen internetten bilet almak için harekete geçeriz. Bununla birlikte küresel bazdaki internet alışveriş için davranış raporları üzerinden algoritmanın şu kanıda olduğunu varsayalım. Aşırı uçta davranışların sergilendiği mani döneme girmek üzere olan bipolar bozukluk teşhisi konulmuş bir kişiye bilet satmak, sağlıklı bir müşteriye satmaktan çok daha kolaydır. Bu özellikleri gösteren kişilere doğru zamanlarda promosyon göndermekte. Buyurun. Hocam bu kadar edersiniz. Slide sanırım dondu. Sinan Hoca'nın slaytında kaldı. Devam ettiniz mi? Devam ediyor. Geldi mi acaba? Şimdi geldi hocam. Şu anda geldi hocam. İlk Sinan Hoca'nın ilk slaytında donmuştu ekran. Şu anda geldi. Tamam. Teşekkür ederim. Buyurun. Ben teşekkür ediyorum hocam bu yardımınız için. Sağ olun. Bu bipolar özelliği gösteren kişilere doğru zamanda promosyon göndermekte yasal olarak gayet mümkündür. Bu durumda firma hastalığı olan kişilerin hastalıklı durumunun satış rakamlarını arttırmak için kullanmalı mıdır? Yani bakın bir algoritmaya siz hedef olarak ne veriyorsunuz? Çok fazla bilet sat. Ve bu bipolar kişiliği olan ya da çeşitli zaafları olan, mental olarak sorunları olan bir insanı tespit et anlamına geliyor. Etik olarak. Sizin bir yapay zeka algoritması uygulaması geliştirirken insani unsurları göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Amaçlar eğer doğru olarak belirlenmezse çok kötü sonuçlara gidebilir. Çünkü o etik ihlalini algılamayacaktır makineler şu anda. Berkeley Üniversitesi'nde yapılan araştırmadan bahsetmiştik. Günde ortalama 16 bin kelimeyle konuşan insanoğlu için 27 duygu tercümesinde çok az olduğunu söyleyebiliriz. Yani biz ifade edemiyoruz. Bakın
kelimelerin anlamları çok önemli. Kendimizi bile doğru ifade edemezken doğru algoritmalar tasarlayıp bunların eline bu gücü verebilecek miyiz? Önce kelimeleri iyi öğrenmemiz lazım. Amaçlarımızı doğru koymamız lazım. Bunu yapabilmenin yolu ne? Okumak, okumak, okumak. Bakın şu fotoğrafta kimi görüyorsunuz yan yana? Sağda Freud'u görüyorsunuz. Psikolojinin kurucusu değil mi? Psikolojiyi yaratan adam, bunu bilim haline getiren insan. Nasıl yaptığını sorduğunuzda neyi söylüyor biliyor musunuz? Dostoyevski okudum diyor. Bu sayede onu algılayabiliyor, bunu bilim haline getirebiliyor. İşte edebiyatın sihirli gücünden mutlaka burada yararlanmamız gerekiyor. Evet. Başarısını, nasıl bunları başardınız, bunları nasıl yapabildiniz diye sorulduğunda başarısını kitaplara dayandıran tek lideri görüyorsunuz burada. Ne demişti? İki kuruş elime geçince bunun bir kuruşunu daima kitaba verdim. Eğer böyle olmasaydım bu yaptıklarım hiçbirini yapamazdım. Yapay zekada da önümüzdeki yol bu. Önce okumak. Ben de bu nedenle çeşitli yazılar yazıyorum. Bahsetmiştim akademik açıdan. Mesela bununla ilgili özellikle geleceği kodlamak yazısında, özellikle kodlamayla, programcılıkla ilgilenen kişilerin geleceği kodlamak yazısında okumasını tavsiye ederim. İlgi alanınıza göre istediğiniz yazıyı okuyabilir. Yorumlarınız olursa benimle paylaşmak, karşı çıktıklarınız da olabilir. Çok sevinirim bunları sizlerle tartışmaktan, sohbet etmekten. Her zaman beklerim geri dönüşlerinizi. Son bir uygulama anlatacağım ve konuşmamı bitireceğim. Umarım sizleri çok sıkmadım. Rembrandt çok önemli, biliyorsunuz, ressamlarımızdan bir tanesi tarihimizde. Işığın ve gölgelerin ressamı olarak geçiyor. Ve The Next Rembrandt diye bir proje gerçekleştirildi. Bu projede eğer bu büyük usta hani 400 yıl sonra hayata geri döndürülseydi nasıl bir resim yapardı diye düşündüler insanlar. Önce Rembrandt'ın çalışma grubu bir resminin toplanması gerekiyordu. Elde bir sürü tablosu vardı. Bunların bulunan imajları belli bir yerde buluşturuldu. Bu nedenle bazı imajların büyütülmesini sağlamak için görüntüleri yükseltmek, çözünürlüğü %300 arttırmak ve görsel bu gürültüyü azaltmak için derin sinir ağları, algoritmaları kullanıldı. Bu şekilde bütün data aynı boyuta getirildi. Daha sonra ikinci aşamada şu soru düşünüldü. Acaba Rembrandt gerçekten yaşasaydı şu anda ne yapardı? Onu nasıl anlayabilirdik? Nasıl öğrenebilirdik Rembrandt'ı? Bu data nasıl bir resim yapılmasını söylüyor. Onun için bu incelenen bütün tablolar istatistiksel bir analizle incelendi. Rembrandt en çok ne çizmiş onu öğrenmeye çalışıldı. Ve nihayetinde 400'den fazla yüz sınıflandırıldıktan sonra bakın şunlar elde edildi. İşte 30-40 yaşları arasında, yani Rembrandt şu anda dünyada olsaydı 30-40 yaşları arasında koyu renk giymiş, beyaz yakalı, yüzü sağa dönük, erkek, şapka takmış, sakallı bir portre çalışması yapardı. Bunu öğrendi istatistiksel analizler sonucunda algoritmalar. İşte geometrik kompozisyonlara bakıldı. Yine burada çeşitli algoritmalarla mesela bir Rembrandt gözü nasıl yapıyor? Nereye koyuyor? Nasıl konumlandırıyor? Oranları ne insan yüzünü çizerken? Bunların hepsi öğrenildi. Hızlı hızlı geçiyorum çok vaktinizi almamak için. Tabii bir de şimdi tablo yapıyorsunuz. Yani fırça darbeleriniz, fırça vuruşlarınız çok önemli. Yani bir üç boyut kazandırmak zorundasınız. Buradaki videoda gördüğünüz gibi, göreceğiniz gibi bu fırça darbelerinin üç boyutlu olarak görünmesi gerekiyor. Bunun için de üç boyutlu yazıcılardan faydalanıldı. Burada da bundan bahsediliyor. Kullanılan mürekkebin cinsi ve en sonunda bu tablo Hollanda'da şu gördüğümüz binada gösterime sunuldu. İşte Rembrandt olsaydı onun fırçasından çıkacak şöyle bir tablo olacaktı diye ve bu da 4 Nisan 2016'da izleyicilerin izlenimine, beğenisine sunuldu. Bu proje, o yıllardan bahsediyoruz tabii ki, 2016'dan. 1.80 milyar medya gösterimi, 12,5 milyon euro kazanılmış medya değeri, yaklaşık 2000 sayfa gazete ve dergi makalesi getirildi. Bugün günümüzde yapılsa çok daha büyük sayılardan bahsediyor olacağız. Burada projenin kazandığı bazı ödülleri de görüyorsunuz. Proje ekibi var burada, proje ekibini görüyorsunuz. Ve proje ekibinde gördüğünüz gibi sanat yönetmeni de Türk bir arkadaşımız Güney Soykan. Şimdi şu slaytla bitirmek istiyorum. Nerelerde kullanabiliriz? Yapay zeka ile neler yapabiliriz? 2020-21 sezonunda Yasikevicius, burada fotoğrafını gördünüz. Zalgiris Kaunas'ın basket takımının koçuydu.
ve Litvanya Erkekler Basketbol Ligi'nde Neptunas ile yarı final oynuyordu takımı. Ve takımın en önemli oyuncusu olan Yasikevicius'un, Kaunas'ın en önemli oyuncusu olan Yima'ya çocuğunun doğumu için Yasikevicius izin verdi. Tabii bu büyük tepki çekti. Yani bir sakatlığı yok, herhangi bir şey yok. Yarı final maçı, bu kadar önemli bir maç ve en önemli oyuncuya izin veriyorsunuz. Bakın, gazeteciyle Yasikevicius arasında geçen röportaj kelimesi kelimesine. Gazeteci soruyor. Augusta Lima'nın yarı final serisinin ortasında çocuğunun doğumu nedeniyle takımı bırakıp gitmesi konusunda ne düşünüyorsunuz? Yasikevicius da diyor ki, ne düşüneyim? Ona ben izin verdim. Gazeteci diyor ki, ama bir oyuncunun yarı final sırasında takımdan ayrılması normal mi sizce? Koç cevap veriyor. Senin çocuğun var mı? Gazeteci hayır diyor. Bunun üzerine koç, çocuğun olduğunda genç adam anlayacaksın. Çünkü bu insanın en mükemmel tecrübesidir hayatta. Gerçekten iyi bir soru bu. Basketbolun hayattaki en önemli şey olduğunu mu düşünüyorsun? Gazeteci de hayır ama yarı final önemli diye cevap verince Yasikevicius diyor ki, önemli mi? İlk defa çocuğun olduğunda hayatta neyin daha önemli olduğunu göreceksin. Sonra gel ve benimle konuş. Çünkü hiçbir şey bir çocuğun doğumundan daha görkemli değildir. İnan bana, hiçbir başarı veya başka bir şey Lima. Lima şu an duygusal olarak cennette. Ben de onun adına çok mutluyum. İşte buradaki gibi hedeflerimizi, amaçlarımızı insanca belirlemeli ve burada bahsettiğimiz şu üçgenin ortasına insanı tüm unsurlarıyla oturtmaya çalışmalıyız. Yoksa kuracağımız algoritmaların ne kadar iyi çalıştığı, ne yaptığı bize çok büyük bir anlam ifade etmeyecek. Belki bazen bizi yanlış yerlere götürecek. Evet, benim işte mail adresimi görüyorsunuz burada. Instagram'dan olur, LinkedIn'den olur, Facebook'tan olur. İstediğiniz yerden ulaşabilirsiniz. Sohbet etmekten, fikirleri tartışmaktan her zaman büyük mutluluk duyarım. Ve tekrar Akdeniz Üniversitesi İstatistik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne bana bu fırsatı verdikleri için çok teşekkür ederek konuşmamı burada sonlandırıyorum. Can, biz çok teşekkür ederiz. Çok keyifli bir sunumdu. Nasıl zaman geçti? Yani böyle şu anda hala sunumun içinde gibi hissediyorum kendimi. Eminim katılımcılarımız da aynı fikirdedir benimle. Bu arada konuşmanıza başlamadan önce Twitter'da bir şeyden bahsetmiştim. Algoritmayı çocuklara öğreten bir babadan bahsetmiştim. Sohbet kısmına onun linkini attım. Önce sorulara geçelim. Zaman kalırsa hep beraber de izleyelim isterseniz. Zaman kalmazsa da sohbet bölümünde, mesajlar kısmında var. Dileyenler girip bakabilir. İsterseniz sorulara geçelim. Sorusu olan var mıydı? Önce katılımcılarımıza sorayım. Mehmet Hocam, belki öğrenci arkadaşlarımızdan, genç arkadaşlarımızdan soru sormak isteyenler vardır. Onların da sorularını alabiliriz. Buyurun. Soru yok ama ben hemen vakit kaybetmeden Deniz'in sorusunu alabilirim. Mehmet Hoca el kaldırdı. Evet, şimdi gördüm. Evet, merhaba, ağzına sağlık Hakan. Şimdi benim öğrenciler Paris'te hukuk okumak istiyorlar. Ne güzel hocam, ne güzel. Ama anladığım kadarıyla oradaki hukuk fakültesi çok iyi değil. Yani ya edebiyatçı çıkıyor ya işte... Ressam çıkıyor. Ressam çıkıyor. Buna da aşırı öğrenme diyoruz herhalde, değil mi? Evet, aynen böyle söyleyebiliriz hocam. Evet, vallahi. Yani ağzına da sağlık. Ben şimdi birazdan yönetim kurulu toplantım var. Gitmem lazım da. Çocuklar da çok teşekkür ediyorlar sana. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ediyorum hocam. Çok sağ olun. Dediğim gibi herhangi bir sorusu olan arkadaşım olursa her zaman bana mail atabilirler, sorabilirler. Beraber sohbet ederiz hep beraber. Çok da güzel olur. Çok sağ olun. Tamam. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi dikkat edin. Bay bay. Görüşürüz hocam. Görüşürüz. Evet. Hocam çok teşekkür ederiz. Gerçekten sizin böyle kendinizi tanıtırken, aslında sizi tanıtırken bence eklememiz gereken bir unsur da çok iyi bir hikaye anlatıcısı, storyteller olmanız. Bu tarzda hocalar bulmamız zor oluyor. Sanırım dinleyenler de bunu fark etmiştir. Çok teşekkür ederiz. Çok lezzetli bir konuşmaydı.
sorumuz var ama isterseniz katılımcımıza dönelim. Ya da bir yazı mesaj gelmiş. Mikrofonda sorun olduğu için buradan yazıyorum. Evet, ben okuyayım isterseniz. Big Data analizi için dünya genelinde kullanılan metodolojiler var mı bildiğiniz? Tam anlayamadım hocam soruyu. Big Data için, Big Data analizi için dünya genelinde kullanılan metodolojiler var mı bildiğiniz? Dünya genelinde kullanılan metodolojiler çok fazla. Yani hani o kadar çok fazla yaklaşım kullanılabiliyor ki. Ben onunla ilgili Büyük Veri Denizi kitabını öneririm mesela. Ona bakarsanız. Çünkü burada önemli olan hani mesela bir yaklaşım söylüyoruz. Bir problem için çok iyi olabiliyor o yaklaşım ama başka bir problem için size yanıltıcı sonuçlar verebilir. Çünkü sonuç verir. Mutlaka sonuç veriyor. Özellikle hani makine öğrenme yaklaşımlarından bahsediyorsak ki Big Data'da da bunları kullanmak zorunda kalıyoruz. Ama hani en önemlisi probleminizi çok iyi tanımlayıp probleminize özgü doğru yaklaşımı seçmek. En önemlisi bu. Hatta bununla ilgili bu zamanında Instagram'ın, Facebook'un, IT'sinin, yapay zekasının başındaki Candela'nın söylediği 2019 röportajında, şu anda oradan ayrıldı birkaç sene önce ama 2019'da oranın başındayken şunu söylüyordu. Diyordu ki bizim yeni algoritmalar üretecek, yeni algoritmalar geliştirecek insanlara ihtiyacımız yok. Biz var olan problemi en iyi algılayıp var olan yöntemleri en iyi şekilde uygulayacak insanları arıyoruz. O yüzden en önemlisi problemi iyi anlamak ve ona göre en uygun yaklaşımı seçmek. Evet, en uygun yaklaşım seçerken ne önerirsiniz? Yani neye dikkat etmemiz lazım? Tam olarak o veriye uygun algoritmayı nasıl seçebilir bir araştırmacı sizce? Hocam orada çok 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 güzel bir soru. Bu işin de kilit noktası. Hani veri bilimi dediğimiz zaman, veri bilimi Venn şeması yazdığımız zaman bir geliyor 3 tane kesişim, evet, küme ve üçünün kesişim noktasının ortasında veri bilimi. Hı-hı. Burada ne var? 3 ayağı var veri biliminin. Yani veri bilimci bir kişi değil, minimum 3 kişi demek veri bilimi dediğimiz anda. Biri matematik ve istatistik uzmanı, veri analiz uzmanı ama iyi matematik bilgisine sahip olan bir veri ve istatistik bilgisine sahip olan bir veri bilimi uzmanı. Biri bilgisayar bilimleri. Bilgisayar mühendisi değil, altına her seferinde çiziyorum. Yani sadece yazılım mühendisi de değil. Bilgisayar mühendisi zaten bilgisayar üreten mühendis demek. Yani yazılım bilmesi ilk özelliği değildir. Bilgisayar bilimci, bilgisayar bilimlerinden çok iyi anlayan bir uzman. Üçüncü ayak da sahayı çok iyi bilen birisi. Yani o problemi, problemin geldiği bağlamı, bağlamı bilen kişi. Aynen öyle. O kelimelere hakim, o jargona hakim. Evet. İşte doğru yöntemi seçmek için bu ekibin bir araya gelmesi gerekiyor öncelikle. Evet. Yöntemle bilgisi olan kişi veri analizcisi olacak. Bunu ben bilgisayar sistemine, bilgisayar yapılarına işte veri yapısı olarak dökebilecek miyim, veriyi düzenleyebilecek miyim, nasıl toplayacağım, bilgisayar bilimci olacak. Sahada problemi anlatan, o problemin teknik özelliklerini ortaya koyan biri olacak. Bunların konuşmasından ancak ortaya çıkacak. Bir kişi eğer tek başına oturursa veri bilimi uygulaması gerçekleştiremez. Bunu çok iddialı söyleyebilirim yani. Hani evet. Söyleyeyim ben değilim. Uzmanları, sahadaki uzmanları. Evet, evet hocam. Hocam ben bunu duyduğuma çok sevindim. Bizim öğrencimiz var. Sesim yine yankı yapıyor sanırım. Şu anda da iyi. Gayet iyi hocam. Evet. Şimdi bir öğrencimiz var bizim, Oğuz. Hatta mesaj bölümünde soru da yazmış. Aslında kendi anlatabilir ama Oğuz yarışmalara katılıyor. Böyle proje yarışmalarına, veri biliminde akademik kariyer yapmak istiyor. Orada ilerlemek istiyor. İşte oldukça iyi Python kullanıyor. Ve yarışmalara katıldığında şunu söyledi bana. Hocam, istatistik bölümünden işte bir kişi vardı. Ekonometriden sadece ben vardım. Gerisi hep mühendis. Elektrik, elektronik mühendisinden tutun da işte bilgisayar, makine mühendisine kadar herkes tabii mühendislik alanında bir yapay zekaya, bu makine öğrenmesine yöneldi. Ama ben de bunu duyunca çok üzülüyordum açıkçası. Yani sanki böyle veri bilimi dendiğinde, makine öğrenmesi, yapay zeka dendiğinde böyle mühendisler sanki bizim alanımızda da hani işbirliğinden ziyade onların işiymiş gibi öyle bir algı oldu sanki. Bu söylediğiniz o yüzden çok kıymetli. Kesinlikle burada bileşenlere dikkat etmek gerekiyor ve bir istatistik yani uzmanının
da aktif olarak rol alması gerekiyor burada. Hatta Oğuz'un bu yarışmalardan, Oğuz'cum sen anlatmak ister misin? Bir ikinciliği de var. Orada şeyleri de, mühendisleri de geçtik diyebilir miyiz? Oğuz, duyuyor musun beni? Burada sorusu da var bu arada. Test verisi içinde kullanılabilir mi Big Data? Nasıl sonuç verir demiş. Bir daha hocam soruyu söyleyebilir misiniz? Hocam cümle mesaj olarak yazmış da mesajlar biraz aceleye geldi sanırım. Tam anlaşılmıyor. Oğuzcum burada mısın? Aramızda mısın? Hocam buradayım. İnternetim biraz sıkıntılı olduğu için sesi açmadım da. Tamam, tamam. Ben senin katıldığın yarışmalardan bahsetmiştim hocamıza. Orada mühendis ağırlıklı yarışmacıların olduğunu söylemiştim. Duydun değil mi o kısmı? Oğuz'un internet bağlantısında sanırım sorunu var. Evet. Evet hocam, evet gelmiyor sesi. Şöyle bir soru sormuş hocam Oğuz. Yatay kesit verisi için kullanılabilir mi? Tabii ki kullanılır. Sizin sanırım önerdiğiniz medyan yöntemi için demiş ve Big Data'da nasıl sonuç verir demiş. Bu arada aslında biz hep merak ediyorduk. Biz kurslar veriyoruz Deniz'le birlikte ve en çok önemsediğimiz, merkezde de en çok önemsediğimiz şey verinin analize uygun hale getirilmesi, verinin izlenmesi, verinin o kirli bilgiden arındırılması diyelim. Hem sekreterya hatası hem veri toplanırken hatası ve Deniz'le biz hep şunu söyledik. Big Data'da bunun üstesinden nasıl geliniyor acaba diye. Sizin önerdiğiniz yöntem de tabii ben diyorum, ortalama biraz diyorum gücü seven hemen ona yaklaşır diyorum derslerde. Medyan biraz daha böyle dik durur. O çok etkilenmez olaylardan, farklılıklardan diyorum. Sanırım bu verimizde eğer böyle bilmiyorum tabii sizin tecrübeleriniz daha fazladır burada. Yani büyük verilerde veri temizliği nasıl oluyor? Yapılıyor mu? Yoksa bu tarzda ortalamayı temel alan yöntemler yerine medyanı temel alınca daha mı üstesinden, yani onu mu tercih etmeliyiz üstesinden gelmesi için? Outlier'ların veya farklı veri hocam şimdi yurt dışındaki veri bilimi lisans programlarına baktığımızda çok güzel bir noktaya temas ettiniz. Zaten Deniz Hoca ile de beraber hep üzerinde duruyoruz dediniz. Verinin temizlenmesi. Verinin bu ön işleme süreçleri ayrı bir ders olarak anlatılıyor. Yani bu başlı başına böyle bir dönem boyunca işlenecek, üzerinde durulacak önemli bir konu. Burada hem veri analizi bilgisine sahip olmanız gerekiyor, hem de iyi bir bilgisayar bilimi yaklaşımına sahip olmanız gerekiyor. Computer science gerekiyor burada. Burada çok çeşitli tabii yaklaşımlar var ama gene belki aynı şeye döneceğiz. Problemin yapısına göre, yani sizler çok iyi biliyorsunuz tabii bunu. Burada dinleyen ilgili arkadaşlarımız da çok iyi biliyordur. Mesela bir aykırı değerli uç değer arasındaki farkı mesela çok iyi bilmek gerekiyor. O bir aykırı değer mi, bir uç değer mi? Ne zaman ona aykırı değer diyeceğim, ne zaman uç değer gibi göreceğim? Yani şimdi mesela siz deprem verisiyle uğraşıyorsanız, hani iyice aklımızda şekillendirelim, resmedelim. Deprem verisinin, depremin olduğu zamanları aykırı değer olarak görecek birçok algoritma. Ama halbuki deprem o zaman oluşuyor yani. Hani bu ilgilendiğiniz konuya ve veriye göre değişiklik gösterebilen kavramlar. Her gün neredeyse... mesela böyle bir blog okuduğumda, bir uygulamayı okuduğumda, hepsine zaten artık geçirmemiz mümkün değil. Hani öyle bir şansımız yok. Her gün başka bir şey okuyorum neredeyse. Özellikle yapay zeka algoritmaları çok çeşitlendi. Yeni bir yaklaşım görüyorum. Mesela o probleme özgü şurada şunu şöyle düşünüyoruz gibisinden. İşte deprem için şöyle bir şey, ekonomik krizler için şöyle bir şey. Ne bileyim işte pandemik bir durum. Mesela pandemiyi ele alsak zaten 2-3 kere görüldü bu şekilde. O direkt aykırı değer. Hani baktığınız zaman, hani tarihsel inceleme yaptığınızda. Ama burada işte bu ilgilendiğiniz alana özgü yeni indeks gibi değerler hesaplanıyor, öneriliyor. Ama tabii ki bunların hani istatistiksel olarak anlamlılığının ve geçerliliğinin ortaya koyulması lazım. Mesela bizim önerdiğimiz yaklaşım, sinir ağ yaklaşımı, Big Data için hiç uygulamadık, hani çalıştırmadık. Çalıştırmak için çok güzel konulardan biri. Hatta bir seminerimde bunu anlatırken, ben de bakın çok güzel bir konu, çalışmak isteyen bu konuda çalışabilir. Çünkü
burada eğitim sürecinde parçacık süre optimizasyonu kullandığı için süreniz biraz artıyor. Yani CPU işlem süreniz yükseliyor elbette ki. Farklı bir optimizasyon süreci devreye giriyor. Bu da büyük veride bunu arttırabilir. Arttırdığında bu bir sorundur. Bunu çözmek için acaba optimizasyon sürecine nasıl müdahale etmeliyiz? Harika bir yayın konusu mesela. Harika bir çalışma konusu. Çok güzel bir doktora tez konusu. Yani keşke öğrencilerimiz olsa da doktora da onları çalıştırabilsek. Benim de hep aklımda olan bir soruyu sordunuz şu anda. Ama büyük veride hiç denemedim, hiç kullanmadım. Ama hani öngörüyle sadece, hani birikimini verdiği öngörüyle CPU zamanı, işlemci zamanı artacağı için PSO'yu kullanmanızla artacağını düşünüyorum büyük veride. Ve bu sorunu çözmek için de orada işte bir kodla yaklaşım, bilgisayarla bir yaklaşım yapmanız gerekiyor. Biraz computer science'ın içine girmeniz gerekiyor. O da çok güzel bir doktora tez konusu olur diye düşünüyorum. Hocam bu arada yeri gelmişken söyleyelim katılımcılarımıza. Kasım ayındaki webinar programımızda doçent doktor Hakan Koar hocamız, Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi, eğitimde ölçme ve değerlendirme anabilim dalında hocamız. Veri analizinde kayıp veriler ve uç değerler konusuna değinecek. Tam da denk geldi. Konuşmanızın üstüne anons etmek istedim. Evet, başka sorusu olan katılımcımız varsa bekleyelim biraz. Ya da benim soruma geçebiliriz belki. Hocam hani modelleme yaparken yani insan aklının neden modellenemediğini merak ettim. Yani burada işte bilinç dışının etkisi falan mı var? Hani bilinç dışı modellenemiyor mu falan böyle. Akıl modellenemiyor demiştiniz henüz. Belki 15 sene sonra o da modellenir. Ama şu anki geldiğimiz noktada çok da çevik yapay zeka modelleri göremiyoruz galiba. Bunun nedeni tam olarak ne sizce? Şimdi bu konuda mesela gene edebiyattan cevap vermeye çalışayım. Hı. Örneğin Yüzüklerin Efendisi çok okunan, filmlerde çevrilen serilerden bir tanesi, bir edebiyat profesörünün, Tolkien'in yazdığı bir eser. Şimdi Yüzüklerin Efendisi'ndeki çizimleri, Yüzüklerin Efendisi'nde tanımlanan yaratıkları, ırkları bir düşünün. Daha önce böyle bir şey görmemişti Tolkien. Ama bunları üretebiliyor. Şimdi diyeceksiniz ki Dolly gibi programlar var mesela, artık bunlar çıktı. Yani siz ona diyorsunuz ki bana işte şu şekilde mesela armut şeklinde koltuk tasarımları yap ve size binlerce tasarım yapabiliyor mesela, geliştirebiliyor. Ya da GPT-3 diye çok güçlü bir uygulama var. Ama Dolly sanırım tamamen açıldı şu anda kullanıma. Ama yine bunu yaparken ne yapıyor? Yani hep konuştuğumuz şey istatistikte bu yaklaşımlar. İnterneti tarıyor. İnternette mevcut veriyi kullanıyor. İlgili çizimlere bakıyor. Ve o çizimlerden bunu yapıyor. Ama Tolkien evet bakıyor ama hiç görmediklerini de o güne kadar hiç, bakın mesela Jules Verne, yani insanoğlu daha uçmamış aya yolculuğu yazabiliyor. Yani bu başka bir görüş açısı, başka bir içselleştirme. Ve bir de şu var, hedefi biz koyuyoruz yapay zekaya, yani bu algoritmalara. Mesela Osman Hamdi, niye resim yapıyorsun dediğinizde, mesela şu an bu resmi niye yapıyorsunuz dediğinizde şu cevabı verebiliriz. İçinden geldi. Yapay zeka asla böyle bir şey söyleyemez. Onun bir hedefi olması gerekiyor. Onun için sunumda da biraz onu söylemeye çalıştım. O hedefin çok iyi seçilmesi lazım. Şu anda o hedefi veren biziz. Şu anda o hedefi kendi algılamıyor. Aklın sizi götürdüğü böyle insani, o ya, tam yaratıcı demeyelim de keşfetme gücü var diyelim. Yapay zeka bilgiyle, devamlı bilgiyle beslemeniz lazım. Devamlı bilgi. Yani klasik model, istatistiksel modellerde de böyle bilgi olmadan çalışıyor mu? Hani o veriyi tabii vereceğiz, gerçekleşmiş veriyi vereceğiz ki çıkarsama yapabilelim, orada öğreteceğiz ona. Şu anda aklın öyle bir üstünlüğü ve öyle bir özelliği var. Yani yüzyıllar sonrasını görebilmek. Çok insan var böyle. Yani mesela Mozart'ın bir bestesi 500 yıl sonra çalınıyor. 500 yıl sonra dünya var olursa çalınmaya devam edecek. Yani bu zamansızlığı yakalamak, akıl ne kadar mümkün olur yapay zekada? Mümkün olduğu gün yalnız nasıl bir dünya olur onu da tahmin edemiyorum. Yani şu anda bildiğimiz her şeyin çökmesi demek aslında. Yani korkmalarının nedeni Elon Musk, işte hani örnek verdim ya Hawking falan. Korkmalarının bir nedeni bu. Çünkü tamamen insani durum devre dışı kalmış olacak o zaman. Ama hayatı güzel kılan her şey de orada, o tarafta. Nasıl yapay bir olur bilemiyorum tabii. Onu keşke kurgulayabilsek. Yapay zekanın canı sıkılmıyor tabii.
Hani benim canım sıkılıyor demez yani. Biz de can sıkıntısıyla bir şeyler üretebiliyoruz aslında. Bırakalım çocuklarımızın canı sıkılsın diyoruz ya, yani orada bir şey üretsin. Çünkü canı sıkılan çocuk bir şey üretir. Evet. Hocam Oğuz, öğrencimiz Oğuz'un bir sorusu var. Galiba el kaldırmış. Oğuz, seni dinliyoruz. Hocam öncelikle merhaba. Az önce internette sıkıntım vardı, soramadım. Benim bir sorum hocam, yapay sinir ağlarında mesela kaç tane katman kullanılacağı, kaç tane nöron kullanılacağı sürekli tartışılıyor. Ben bunun için de kullanmıyorum bu modeli. Hani iki tane katman kullandın, neden iki tane katman kullandın deyince bunu açıklayamıyorum. Onun için de kaçıyorum. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Oğuz, bu benim doktora tez konum. Yani sinir ağlarında kaç tane katman kullanalım, bu katmanlarda kaç tane nöron olsun, bunu da yapay zekanın belirlediği bir algoritma lazım. Doktora tez konumu okuyabilirsin. Çağdaş Erkan'a da doktora tezi diye gir, YÖK test taramadan. Aklına gene takılan şeyler olursa, yani aslında çok zor değil. Hatta son yayınlanan yayında bu parametreler, bunlar parametrelerin belirlenmesi. Hatta işte tabaka sayısı çok arttığında biliyorsun derin öğrenmeye geçiyoruz. Orada hiper parametre sorunu diyoruz bunda. Bu parametrelerin belirlenmesi en önemli sorun. Çok güzel bir soru sordun. Ne güzel çalışıyorsun demek. Ne güzel ilgileniyorsun. Çok önemli bir sorun. Bunun için makine öğrenmeyi de kullanabiliriz. Bu parametreleri belirlemek için biliyorsun buna tuning deniyor. İnce ayar hani deniyor bu sürece. Makine öğrenmeden de yararlanabiliriz. Doktora tezimde bunu yapmıştım. Son Temmuz ayında son yayınlanan makalemizde de deney tasarımı kullandık. Bunların en idealerini bulmak için mesela PSO için. Yani makine öğrenmeyle istatistiksel öğrenme, istatistik, makine öğrenme, bunlar iç içe kavramlar zaten. Hepsini kullanabiliyoruz. İstersen bir doktora tezime göz at, Türkçe daha rahat da algılarsın. Ondan sonra da dilediğin gibi konuşabiliriz. Benim de çok kafa yorduğum sorunlardan bir tanesi bu. Çok doğru bir noktaya takılmışsın. Teşekkür ederim hocam. Rica ederim. Evet. Teşekkür ederiz Oğuz. İsterseniz yavaş yavaş programımızı kapatalım. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok, yani ben şöyle söyleyeyim. Şimdiye kadar dinlediğim seminerlerde en çok şey öğrendiğim seminerlerden biriydi. Son zamanlarda en çok şey öğrendiğim konuşmaydı diyebilirim. Yani hem genel kültür açısından hem verdiğiniz bilgiler, konuyla alakalı verdiğiniz bilgiler. Belki ilk başta katılımcılarımız şey demiştir, hani istatistik diye geldik, işte tarih, edebiyat çıktı falan diye düşünmüş olabilirler ama çok güzel bağladınız. Hayatın içindeki olguları zaten istatistiğe bağlayamazsak istatistik sıkıcı oluyor. Biz de hani öğretirken, anlatırken sıkıntı yaşıyoruz. Ama ne mutlu ki Hacettepe Üniversitesi sizin gibi bir hocaya sahip. Çok teşekkür ederiz. Ben Ebru arkadaşıma bırakmak istiyorum sözü. Teşekkür ederim Deniz'im. Hocam çok çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Gerçekten büyük bir keyifle dinledim. Çok, yani çok minnettarım size. Bize katıldığınız konuşmalarınıza, webinar serimize katıldığınız için. Tekrar görmek isteriz hocam. Bu sözünü almadan bırakmak istemiyorum ve Merve'ye bırakıyorum son sözü. Ben de Ebru'nun tekrar görmek isteriz sözüne ben de hocam katılıyorum. Artı bir benden de. İnanılmaz keyifli dinledim ben de ve eminim buradaki katılımcıların hepsine çok farklı bir bakış açısıyla bunu anlattınız. Çok ne kadar basit ve öz anlatılabilirdi, ancak bu kadar basit ve öz anlatılabilirdi. İnanılmaz keyifliydi gerçekten. Emeğinize sağlık, çok teşekkür ederiz bizimle birlikte olduğunuz için. Sevgili hocalarım, sayın hocalarım, ben de başta sizlere, Deniz hocama, Ebru hocama, Merve hocama çok teşekkür ediyorum bu fırsatı verdiğiniz için. Siz ne zaman isterseniz, ben seve seve, her zaman seve seve sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyarım. Çok güzel işler yapıyorsunuz. Takip ediyorum sizleri. Onlar için ayrıca teşekkür ediyorum. Katılımcılara da vakit ayırdıkları için, böyle bir sohbet olduğu için çok güzel sorularla. Onlara da ayrıca teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Görüşmek üzere hocam. Görüşmek üzere hocam. Hoşçakalın. Hoşçakalın.